Güzel sabahlar. 27 Mart sabahında koronavirüs seferberliğimizde, mücadelemizde yine birlikteyiz. 10'dan 12'ye saatler 9:30'u gösteriyor. TV 100 ekranlarında bu sabah. Önce sevgili Emre Alkin hocam benimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Bir gün aradan sonra epey de konu birikti. Çok bir hızlı birikiyor. 24 saatte bu kadar konu biriktiğini hiç görmemiştim bak. Çok garip bir yere gidiyor iş. Evet. Nasıl yorumlayacaksınız çok merak ediyorum. Galiba tüketici güven endeksi gelecek. Sevgili Nazlı Bolak'la konuşacağız. Birazdan sevgili Ahmet Kasıman hocamız Ula Altınbaş Üniversitesi'nden stüdyomuzda olacak. Uzun uzadıya iş siyaseten nereye evriliyor? Hepsine bakmaya gayret edeceğiz. Ve Konsensus Araştırma'nın başkanı sevgili Murat Sarı evinden Skype'la bizimle birlikte olacak. Son yaptığı, koronavirüs öncesi yaptığı bir araştırma var. Ve orada bile bazı kaygıların, mesela Kanal İstanbul, mesela istihdam kaygıların virüs başlamadan önce bile kendini gösterdiğini bizimle paylaşacak. Dünyanın virüsle savaşında artık birinci cephe New York olmuş gibi gözüküyor. Getireceğiz ekrana. Madrid'den sevgili yazar arkadaşımız Elçin Poyrazlar bizimle birlikte olacak. Ve uzaktan eğitimde ne durumdayız? Hem hocalarımızla hem de Kapadokya Üniversitesi'nden, Anadolu'nun içinden çok özel bir üniversiteden rektör Hasan Ali Karasar bizimle birlikte olacak hocamız. Hepsine bakmaya başlayacağız. Tıp teknolojisi, sağlık ordumuz ne noktada? Gencecik bir isim kaybettik sevgili Dilek Tahtalı'yı. Bir CHP eski milletvekili hasta olduğunu duyurdu. Şimdi biraz daha dikkatli olma zamanı. Önce hızlı bir haber turuyla başlayalım. Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni rakamları paylaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı ise 3629'a çıktı. Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Bana göre Türkiye çok önemli bir zaman kazandı. Yani bir 50-60 güne yakın neredeyse biz vakasız yönetebildik, idare edebildik. Tedbiri hatırlattı. Çağrıda bulundu, tarih verdi. Haziran ayına işaret etti. Tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum. Koronavirüs adeta insanlığın başının belası oldu. Neredeyse tüm ülkeleri vurdu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Yüz binlerse virüsün pençesine düştü. Evinizden çıkmayın. Bu önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Türkiye'de yaşam durma noktasına geldi. Milyonlarca kişi merak etmeye başladı. Virüs ne zaman ülkemizi terk edecek? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal merak edilen bu sorunun yanıtını verdi. Bu benim kişisel tahminim. Böyle giderse yaz aylarına civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabii kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor. Bu duygusallığımı yenemiyor olabilirim ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum. İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetten kontrollü şekilde sokağa çıkma yasağının gelmesini istedi. İstanbul için hükümetten kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. Tekrar altını çizeyim. Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Şimdi dün birazcık Kanal İstanbul'da konuştuk. Az evvel sevgili Murat Sarı'dan bahsetmiştim. Skype'la bizimle birlikte olacak. Bütün bu hikaye patlamadan önce bir yaptığı bir anket de var. Ama sevgili yönetmenim Selda'ya sorayım. Bugün böyle biraz şeyli gideceğiz. Eğlenceli, hareketli bir akışımız var.
Vollarımızda bu aydınlıktan, bana kızıyorsunuz gazete veriyorum diye ama bu özel bir manşet. Bu sese kulak verin. Dün biraz Ali Ekber Yıldırım'la bunu konuştuk hocam. Tarım seferberliği konusu. Çünkü mesela dedi ki 65 yaşın üstündekiler kırsalda hala hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Çıkamama korkuları var. Yani muhtemelen polis kovalamayacaktır tarlaya inen teyze. Ama jandarma geliyor. Evet geliyor. Arkalarından kovalıyor. Geliyor, iniyorlar arabadan. Ondan sonra onunla ilgili görüntüler de bana geliyor. İyi ki de yapıyorlar bu arada ama tabii tarım da lazım memlekete. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Sizinle beraber ortak bir fikrimiz var. Koronavirüsü ortaya çıkmadan önce de bir bozukluk vardı. Tabii. Birazdan göreceğiz. Yani mesela finans kesiminde de bozukluk vardı. Efendim tarım kesiminde de bozukluk vardı. Ticarette bozukluk vardı. Küresel ticarette bizim Trump denilen vatandaşın Çin'le kavgası vardı vesaire. Şimdi Brexit vardı. Tabii. Hatta anlaşmasız Brexit biliyorsunuz hala sessiz sedasız olma ihtimali içerisinde. O rafa kalkıyor galiba hocam. Ne oluyor? Herhalde Brexit? Avrupa Birliği uzatır süreyi. Yani artık şey yapmaz. Yani kardeşim işte. Saati dondurma denen şey. Dondurmuşlardır. Böyle rezalet olur mu? Yoksa yani neredeyse 700 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke İngiltere. İhracatı da var, fena değil. Ne yapacak? Duracak mı yani? Durma noktasına mı gelecek? Herhalde basiretsizlik yapmazlar diye içimden geçiyor. Evet. Ama bu önemli bir haber söylediniz. Şimdi Türkiye'de yaş meyve sebze özellikle bizim çok dikkatli baktığımız hububat, bakliyat onlar da çok önemli ama şimdi yaş meyve sebze vatandaşın gidip alışveriş yaptığı şey yaş meyve sebze der ki işte domates, salatalıktan elmaya kadar hakkınıza ne gelirse. Bunun üretimi son 30 yıldır Türkiye'nin talebinin karşılıyor. Şöyle diyeyim yani. Birazcık da ihracat. Azıcık. Yani %5'ini ihraç etmek zor aslında yapmalıyız ama biz fazlasını yapıyoruz. Ve bu tarımsal mallarda oligopolistik yapılar var. Oligopolistik yapı da şöyle bir şey çıkarıyor ortaya. Ne üreten memnun ne tüketen memnun. Doğru. Yani elma 1.3 liraya kalkıyor topraktan veya daldan. Rafa geliyor 5 lira olmuş. Peki arada kim kazanmış? Bir o var. Şimdi geçenlerde Adana'ya gittim. Bir otel sahibi geldi. Çok efendi bir insan. Adanalılara da selam olsun bunu. Ya hocam dedi. Her şeyim kayıt altında. Şimdi dedi bir adamlar var dedi. Ne arabalarla geliyorlar dedi bizim otellere. Geliyorlar tarımsal malları diyor bize satıyorlar. Mecburen bir tek bize diyor fatura kesiyorlar diyor. Çünkü biz diyor faturasız işlem yapamayız. Ama onun haricinde her yere hallere, mallere vesaire buna faturasız diyor veriyorlar. Sokakta pazarlara faturasız veriyorlar. Ve bunlar da diyor, bu diyor çiftçilerimizin diyor mallarını diyor 3.30 paraya diyor nakitle topluyorlar diyor. Bunlar kazanıyor, biz kaybediyoruz. Üreten kaybediyor, tüketen kaybediyor. Şurada bir cümle var hocam. 2003'ten bu yana 700 tabii. bin çiftçi kayıt sisteminden çıktı. Çıkar tabii. Neden? Bırakmıştır. Ay. Şimdi bizde tarım çok tuhaftır. Mesela zeytin yetiştirenleri herkes bilir. Fındık yetişir, alivreciler vardır. Kimse fındık bahçelerine, zeytin bahçelerine dokunmaz, kiralar biliyor musunuz? Tabii tabii. Benim zeytinliklerim var diyen adam aslında zeytinlikle hiç uğraşmıyor. Evet. Toplayanları kiralıyor. Türkiye'de enteresan insanlar var, erkek ya da kadın. Burada çok güçlüler. Yani tarım piyasasında malları topluyorlar, tek alıcı tek satıcı. Modern tarımın esas kuralı olduğunu söyleyenler de var. Değil mi? Değil. Aslında şöyle. Ölçek ekonomisini uygulayamadığımız için bunlar oluyor. Mesela birçok ülkede tarlaların bölünmesi yasak, kanunla yasaklanmış. Bizde biliyorsunuz toplulaştırma kanunu anca daha yeni geçti, geçiyordu hatta daha tamamı çıkmadı. Peyderpey geçiyor. Şöyle diyeyim size anlatayım. Atatürk toprak ağalarının elinden almış, çiftçiye vermiş. Fakat sonra gel zaman git zaman anlamışlar ki miras yoluyla bölünüyor bunlar. Fakat bazı uyanıkların işine gelmiş. Bugün bu uyanıklar çok büyük holdinglere dönüştüler. Ondan sonra ne kadar fazla tarla o kadar fazla traktör. Tabii. O kadar fazla alet avadanlık. O kadar fazla zirai ilaç derken 1950'lerde meclis komisyonlarından bir türlü geçemeyen bu kanun 2000'li yıllara geldiğimizde de aynı şekilde tabii devam ediyor, aynı. Akamete uğruyor. Ve kaç tane Tarım Bakanı değişiyor bundan dolayı. Çünkü Tarım Bakanları istiyor ki ölçek ekonomisine ulaşsın. Çünkü bir tane traktör de o tarlayı sürer rahat rahat. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Tarımda çalışan nüfus da böylece organize olur.
Büyük. Çünkü büyük ölçekte. E olmuyor. Niye? Çünkü kendi şahsi menfaatini vatandaşın, toplumun menfaatinin önünde tutan insanlar sebebiyle meclisten bir türlü bu yasa geçirilmedi. Sonuçta gördüğünüz gibi 700 bin kişi dedi ki ya kardeşim yeter artık, yani artık. Ya. Yani bu memlekette üretenin dedi sırtına biniyorlar dedi. Mazot pahalı, her şey pahalı, o pahalı, bu pahalı. Desteklerdi diyor ancak erişebilirsen. E ben bırakırım bu işi diyor. Haksız mı? Haklı. Sizin dediğinizi Şeref Oğuz bugün Oda TV'den aldım. Tam o bahsettiğiniz öyle şeyi. Ne diyor bakayım. Fakirleri değil zenginleri doyuramadığımız için bu halde izlemiş Şeref Hoca. Korona sonrası derin bir sorgulama geliyor diyor. Yani şunu demek istiyor. Gözü doymayanın hiçbir zaman doymayacağını, hep aç kalacağını demek istiyor. Şeref abi ben yazılarını çok okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle bir şey enteresan. Arada bir nesil farkımız var. Benden var, büyük. Doğru. Fakat ama bu kadar çok fikirlerimiz uyuşabilir mi konularda? Zaman zaman konferanslarda yan yana geliyoruz. Bir bakıyorum ikimizin sunumlarında da onun tabii üslubu farklı, benim üslubu bu kadar çok üst üste. Yani hümanizmi, insanlığı, bu işin felsefesinden bahseden, biraz matematiği içinden ayıklayıp ya kardeşim bunun bir ahlak tabii tarafı var, bir vicdan tarafı var. Çok hoşuma gidiyor Şeref Bey'in yazılarını sürekli çok takip ediyorum. Haklı. Yani doyuramadık. Yani zengini doyuran gözü doymuyor çünkü. Yani mesela bir alışveriş yapanlar var, aklınız durur. Ben gidiyorum marketlere arada sırada. Ya bakıyorum şimdi ya bunu mesela raf ömrü çok kısa bir şeyden tonlarca alıyorlar. Ya kardeşim çürüyecek, dur bekle, bir senin arkandan gelen de alsın. Ben mesela mal alırken bakıyorum mesela rafta 3 tane var değil mi? Şimdi duruyorum bir tane alıyorum. Niye? Ya gelirsin sabahleyin şimdi bir benden daha yaşlı bir insan kaç defa gelecek markete? Zorlama onu kardeşim. Yani zaten tek başıma yaşıyorum çıkamıyor evde. Ondan sonra ya çürüyordu biliyor musunuz? Tabii. Bildiğim için ya bizim ya gibi çalışan insanlar canımız da çekmiyor. Sabahtan akşamıza da aynı şey de yenmez bir türlü. Doğru. Bence biraz herhalde biz karakterimizi bir sorgulayacağımız Şeref Bey'in dediği gibi bir andan geç. Kendimizi bir sorgulayalım. Biz nerede yanlış yaptık? Niye bu kadar hızlı koşuyoruz? Mesela ben farklı yeteneklerimi keşfettim. Vallahi mesela beste tarafına geçtim ondan sonra. Ya evet. Dün mesela müzikle ne durum? Müzikle ekonomiyi birleştirdim. Dedim ki bakın gitarın üzerinde teller belli, perdeler belli. Bu kadar işte. Fakat bundan aynı akorlarla o kadar farklı milyonlarca değişik varyasyon çıkıyor ki. Mesela Merkez Bankası için de geçerli bu. Bir patron için de geçerli. Elinizde azıcık bir çözüm sepeti var. Bu çözüm sepetinin içerisinden çeşitli reçeteleri, zamanlarını ve yerlerini değiştirerek çok farklı çözümlere ulaşabilirsiniz. Çünkü şirket 10 milyon liralıkken ortaya sunduğunuz reçete ile şirket 100 milyon liralıkken sunduğunuz reçete arasında dağlar kadar fark var ki geçenlerde biliyorsunuz bir tane güzide şirketimiz ben çeklerimi mücbir sebepten dolayı ödeyemiyorum diye bir bankaya yazı yazdı ve kıyamet koptu. Onu da bana sorarsanız netliğini anlatırım. Birazdan anlatırız. Şimdi sevgili Murat Sarı Skype'la bizimle birlikte. Hocam siz de soru sorarsınız her zaman. Tabii hoş geldin, sefa geldi. Ulaşabildik mi? Bize görebiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz? Çok rahat biz sizi duyacağız herhalde. Evet ben sizi duyuyorum. Evde hayat nasıl geçiyor? Önce bir onu sorayım istedim. Kaç gündür ya, evdesiniz? Bir araştırmacı için de enteresan bir süreç herhalde değil mi efendim? Evet, bütün süreçlerimizi yeniden değerlendirdik. Telefon anketlerini, internet üzerinden anketlere dönüştürdük. Ben de potansiyel bir hasta olduğum için şöyle, diyabet hastasıyım. Çok büyük risk taşıyorum. Ondan dolayı yaklaşık 10 gündür falan evden dışarı çıkmıyorum. Zaten evdekiler de bırakmıyorlar dışarıya. İyi ki aman bırakmasınlar. Bu ara tabii herkes evde, onun için güzel anket yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Onların sonuçlarını daha ne zaman görürüz, hızlıca bir kısacık sorayım. Korona öncesi yaptığınız anket sonuçları üzerinden konuşalım birazcık. Çok kısa bir süre sonra çıkartacağız biz anketleri. Spot anketler yapmıyoruz tabii böyle. O spot anketler de çok önemli ama yani biz o işlere girmiyoruz. Anketleri iyice olaylar insanların içine sindikten sonra yapmayı yeğliyoruz işin açıkçası. Yani o gün yaptığınız zaman işte olaya keyfi kaçık oluyor, başka faktörler etkiliyor, pozitif negatif faktörler oluyor. Dolayısıyla biz ilk önce olay otursun diyoruz.
olay oturduktan sonra anket yapıyoruz ki önümüzdeki 10 gün içerisinde falan koronavirüsle ilgili anketimizi yayınlayacağız. Fakat o anketten de bugün bir şeyler söylemek istiyorum işin açıkçası eğer şey olursanız. Tabii birkaç tanesini ben seçtim. Hatta bu önceki istiyorsanız şu anda yürüyen anketten bir şeyler söyleyeyim. İyi şeyler var içerisinde. Mesela vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı. Yani yaklaşık %65'ine yakını sokağa çıkmıyor. Geri kalan %35'in %98'i çalışan kesim. Eğer mesela işleri askıya aldığımız zaman bu %35'lik sokağa çıkma oranı birden %20'ye iniyor. Ve bu %20'ye inenlerin çok büyük bir kesimi de, oluşturanların çok büyük bir kesimi de 18-39 yaş grubu arasında yer alıyor. Yani risk grubundan birazcık da olsa uzak durabiliyor herkes. Ve çocuklar çok küçük bir kesim var. Kurallar yani söylenilenlere inanmayan ve sokağa çıkan. Hala var hala yani tabii bir baktığınız zaman şu anda da dünyanın dört bir tarafından bilgiler alıyoruz. Bir doktorun dediği başka bir doktorun dediğine olmuyor. Bir tanesi efendim söyleyeyim şunu yapın diyor. Ötekisi hayır onu yapmayın diyor falan. Böyle bir takım kafa karışıklıkları da var işin açıkçası. Tabii bir tek bu bizim ülkemizden bahsetmiyorum. Dünyanın dört bir tarafından bu bilgiler geliyor insanlarımıza. Bence çok güzel bir şekilde kurallara uyuyoruz. Yani bir İtalya gibi değiliz. Herkes onu yapıyor. Evet. Bence burada hakikaten disiplinimiz iyi. Şimdi birkaç tane bir Kanal İstanbul grafiğimiz var. Siz bütün bu hikayeler patlamadan dün de enteresan bir ihale yapıldı ama siz bu işler daha olmadan Kanal İstanbul'u soruyorsunuz ve o zaman bile vatandaş büyük ölçüde ya olmasa iyi olur diyor değil mi efendim? Düştü mü Skype'ımız? Galiba tamam. O zaman biz grafiğimizi eğer rica edebiliyorsam üstad geri gelene biz arkaya verebiliyor muyuz? Ben metraj doldurayım Türk filminde öyle. Estağfurullah yok. Şimdi teknik olarak arkaya vermek biraz sıkıntılı olmazsa inşallah. Tamam. Şimdi şöyle. Tamam. Geldi Murat. Murat Bey gelmiş ama siz de bir iki cümle söyleyin öyle geçeyim. Rahmetli babam Erdoğan Elkin'den bir söz alarak başlıyorum. Çünkü iktidar muhalefeti babamı sever ve saygı duyardı ve söylediğinin de sağduyuyla geldiğini bilirdi. Biz şimdi biraz daha genç tayfa olduğumuz için ya bu ideolojik konuşuyor. Halbuki ideolojim yok yani. Mega projelerin modernizm zamanının adeti olduğunu bugün yani 21. yüzyılda mega projeye gerek olmadığını tam tersi kaliteyi ve verimliliği arttıran projelerin çok daha önemli olduğunu söylerdi baba. Ve bir harp ekonomisi kitabı vardır. Sivil teknolojilerin herhangi bir anda harp teknolojisine dönüştürülmesi esnasında aslında kocaman büyük yapıların değil daha küçük esnek. Yapıların esnek bir şekilde dediğiniz gibi bu teknolojiye ayak uydurmasını sağlanması gerekir diye bize şey vardı. Bir de şunu dedi en son vefat etmeden çok önce. Emre'cim zaten uzaya gideceğiz. Bu abuk subuk şeyler üzerinde konuşmaya gerek yok dedi. Vefatından 7 yıl sonra Mars'la alakalı biliyorsunuz bu meşhur misyon ortaya çıktı. Şimdi şu anki durumda Ahu Hanım, Mahfi Eğilmez Hoca gibi eski bir hazineci ve aynı zamanda sağduyulu bir ekonomist bile ya para basmamız gerekiyor sanırım dediği anda şu Kanal İstanbul projesini ortaya çıkarmak gerçekten rasyoneliteyle bağlantısı kopmuş bir durumu ortaya çıkarıyor. Ya şimdi biz diyoruz ki firmaların acil müdahaleye ihtiyacı var. Çekler ödenmiyor. Ödenmiyor tabii. Fakat 30 Nisan'a kadar icra takipleri de yapılamıyor. Bir finansman güzelliği lazım. Devletin demesi lazım ki ben bütün ticari muamelelerin arkasındayım haberiniz olsun ama bir şartla. Bu ticari muamelenin sonuçlandırmayanları da TMSF kurallarına tabi tutuyorum. Daha önce yaptığım gibi. Tamam. Ona göre hakkınızı başınıza toplayın dediği demesi gereken yerde karşımıza Kanal İstanbul. Yatırım projelerimize devam edeceğiz. Ama peki. Ya bu yani yıkılmadım ayaktayım projesi gibi. Sabah yazımı şöyle bitirdim.
bu Nabucco hattına benzeyecek sonra. Ya yani, hatırlatmayın hocam. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusları sinirlendirmek için ortaya çıkardığı, çok para harcanan ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir projedir biliyorsunuz Nabucco. Sanıyorum bu bizim Nabucco'muz da Kanal İstanbul olacak. Üstad geldi galiba. Geldi. Nasıl buldunuz? Sonuçlar sizi şaşırtmamıştır. Bir süredir takip ediyordunuz zaten. Şaşırtmadı. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu Türkiye geneli sonuç. Yani Türkiye genelinde istemeyenlerin oranı %58.2 Kanal İstanbul'un yapılmasını. İsteyenlerin oranı ise %41.8. Esas burada daha ilginç bir sonuç. İstanbul'da durum ne diye baktığınız zaman, şu anda benim önümde var, %70.6 istemiyor İstanbul'u. %70.6 tabii. İstemiyor. Evet, İstanbul'u istemiyor. İstanbul'u istemiyor. Yani şu aşamada istemiyor. Yani Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler İstanbul'u ikna edememiş durumdalar. Bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Eğer yapmak istiyorlar. Çünkü hiçbir büyük proje... Sayın Hocam, ben de anayım kendisini, tanışma şerefine nail olmuştum sağlığında. Erdoğan Alkin, biraz evvel hocamın anlattığı, Emre Alkin hocamın anlattığı şeye çok uygun. Hiçbir proje, büyük proje halkın desteğini almadan yapılamaz. Meşru olmaz çünkü. Meşru olmaz çünkü. Hatta siz onu aldınız mı bilmiyorum. Halkın çok büyük bir çoğunluğu bu konuda referandum yapıldı. Peki, 3 tane daha seçtim ben. Siyaset belki değişir diye kullanmıyorum ama Murat Bey, onu sonuna bırakıp soracağım. Çünkü sistem şeyi koronadan etkilenmiş midir? Belki önümüzdeki 1-2 ay içinde daha da göreceğiz ama. Ekonominin gidişatı konusunda sorduğunuz soruda da o zaman bile ekonomi durum konusunda tedirginlikler varmış. Bir o ekonomi grafiğini yorumlayın isterim hemen. Şimdi bakın. Esasında buradaki iki tane ayrı soru var. Türkiye ekonomisi ve kendi ailenizin ekonomisi. Çok ciddi bir şekilde geçen seneye göre aile ekonomisi negatif pozisyon almıştır. Evet, işte bu grafik. Yani vatandaşların çok büyük bir çoğunluğu, oradaki kırmızı gözüken bar, çok büyük bir çoğunluğu geçen seneye göre benim aile ekonominin kötüye gitti diyor. Ve bunu da düzeltilmesi lazım. Yani şimdi bakın, çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Bunların bugünden planlanması lazım esasında. Bazı şeyler 3 ay sonrasını öteleniyor. Tabii. Bugün öteleniyor. Yani 3 ay sonra bunlar tekrar geri ödenecek. Böyle bir durum söz konusu. Fakat şu anda insanlar iş yapamıyorlar. İş dünyada, hele KOBİ'ler kapatmış durumda. Ben kendi bakkalımdan örnek vereyim. Bakkalı kapatmış, kapının önüne kimseyi almıyor. İşte bir tek dışarıdan şey verildiği zaman, sipariş verildiği zaman götürüyor. Şimdi bu bakkal ne yapacak? Berber ne yapacak? 3 ay sonra bu durum nasıl düzelecek? Tabii. Yani bugün yanınızda Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden bir tanesi var. Ben de onu sormak istiyorum. 3 ay sonra bu borçlar ödenebilecek mi? Kazanamıyor ki insan. Yok. İşte o dediğiniz çekler meselesine geçiyor. Benim elimde bir proje var üstadım ama şimdi bu projeyi sıkı durun. Tam 21 Temmuz 2017'de ben gerekli makamlara sundum. Ya bu o günden, bu kanıt da var elimde, o kadar rahat konuşuyorum. Çok eğleniyorum elimde kanıt olduğu zaman. Çünkü bunun raporunu ben sayfalarca teslim ettim. Dedim ki devletin borçlanması şu an Maastricht kriterlerine göre çok düşük seviyede. Hı hı. Tamam, vaadi kısa, evet, faiz evet, yüksek ama %39'da hatırlıyor musun üstad? Herhalde çok çok düşüktü, evet, yani bizim evet, kamu borcu. Evet. Ben dedim ya kardeşim %50 olsa ne olur? 11 puan daha fazla borçlanın. Evet. Sonra karşınıza bankaları alın, özel bankaları. Bana kağıtlarınızı verin. Ben de size para vereyim. Milleti fonlayın. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerde bakın sıkıntı çıkacak. Bu konuşulmaya başladı. Bir korona tahvili vesaire geliyor mu? Ne ama şöyle çok geç. Neden çok geç? Çünkü 2017'den bu yana bir de kur şoku yaşadık. Kamu öyle bir açık verdi ki şu an. Benim söylediğim şeyi yapacak yerden biraz uzakta. Halbuki ben o gün demiştim ki 50-60 milyar liralık bir kaynağı alın. Çünkü o zaman küçüktü, sorduğunuz o kadar büyük değildi. Daha 2018 kur şokunu da yaşamamıştık. Verin bankalara, deyin kardeşim bana kağıt verin, alın parayı. Üstüne de yatmayın ama bu paranın. Öyle sermaye güçlendirmek gibi. Ben kontrol edeceğim BDDK'yla. Verin bunu
millete ama düzgün verin. İşte ihracatçı olacak, katma değer yaratacak vesaire. Kamu bankalarına deyin ki siz de esnafa bununla destek verin. Sonra alın kağıtlarınızı verin bana paramı. Bu kadar basit. Ve bununla alakalı da şu 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 süreçler. Hepsini ben detaylı yazdım ve teslim ettim. Ben net söylüyorum. Teslim ettim, kişiyi de söyledim bir programda. Şimdi bir daha söylemeyeceğim. Onu baskı altında tutmamak. Şimdi döndü dolaştı, iş aynı yere geldi. Daha maliyetli ama. Çünkü CDS primleri 500'ün üzerinde çıkmış. Tamam mı? Kırılgan bir Türkiye'ye bir borç verecek insan yüksek faizle verir bunu. Yapacak bir şey yok. Ama ben diyorum ki müesseselerin arkasında durması lazım devletin. Devlet diyecek ki bak ben bütün ticari işlemleri gözetiyorum. Hemen çeki kaldıracak, elektronik çeke geçecek. Öyle kare kodlu çek falan yok. Kare kodlu çek de affedersin sahtesi üretiliyor. Tabii. Vallahi sahtesi üretiliyor yani. Çok basit onun sahtesi üretilmesi. Ya bunu getirseler bu projeyi ve deseler ki TMSF kurallarını işletiyorum. Evet doğrudur, bunun sonucunda tarihin en büyük kamulaştırılması da ortaya çıkabilir. Ama şöyle diyeyim size, hangisini tercih ediyoruz? Yani Türkiye'deki firmaların %40'ının bir anda silinmesini mi? Konkordato'ya gitmesini mi? Yani çünkü bu icra iflasla alakalı düzeltmeyi kaç ay uzatabileceğiz ki? Tabii canım. Şimdi 30 Nisan'da bitecek. Sayın Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle bir kere daha uzatabilir bunu. Yani bunu ne yapacağız? Yani 10 yıl falan süreli uzatacak halimiz yok. O zaman bunu bir yerden, hani kangren olan yeri bir yerde kesmek lazım. O yüzden para basmak bundan dolayı önemli. Yani ben bir iktisatçı olarak, Mahviye İlmez Hoca bir iktisatçı olarak biz para basmanın yanında olabilir miyiz? Zaten mantıksız. Yani para basmanın da şu dert yaşayana kadar bir anlamı da yok. Zaten bankalar bu parayı üretiyordu. Şimdi bankalar da bir anda kesildiler. Şimdi vermek lazım bu parayı. Verip de kontrol etmek lazım. Çünkü bu enflasyonist etki şu an yaratmaz. Tabii. Çünkü bizim zaten hani baktığımız 417 kalem mal için hakikaten çok vahşi iş insanlarının ortaya çıkması lazım ki stoklayacaklar, fiyatını arttıracaklar. Bu denetimlerle olur. Bir sene ama burada dediğim gibi yönetişim kabiliyeti çok önemli. Ama devletin şu an itibariyle ortaya çıkan durumu bir finansal kriz varmış gibi idare ettiğini görüyorum. Bu bir finansal kriz değil. Bu acayip bir şey. Bu 100 yılda bir yaşanan, belki de 200 yılda bir yaşanan, o önümüze çıkmış ve iyileşmesi ekonomi tarafından değil, sağlık tarafından olacak bir afet bu. İşte yani Trump falan da aynen öyle bakıyor. Bu afet, bu afet. Yani bunu bu seferberlik ve savaş hali gibi düşünmek lazım. Bilmiyorum üstadım ne düşünüyor. Hemen bu şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam bakın, yani bu o kadar basit bir şey ki esasında, yani halledilmeyecek bir şey değil. Bence de yani. Devlete olan küçük orta büyüklükteki işletmenin, bakın büyük işletmelerden bahsetmiyorum. Faiz borçlarını silin. Evet tabi, alacağı silsin. Daha alacağı da güzel, silinebilir. Alacağını ödesin. Silsin. Yani tabii. Eğer çünkü bakın Türkiye'deki istihdamın %90'ını bu bahsettiğim küçük orta büyüklükteki işletmeler sağlıyor. Doğru. Yani bu çok önemli ve o berberimizi ve yanında çalışan çırağımızı düşünmemiz lazım. Bu iki kişi 10 kişi demek. Doğru. Evet. Ben hemen bilgiyi vereyim. Buyurun siz söyleyin, bir bilgi verin. İki grafik hemen hızlıca onları da paylaşayım ve size yorumlatayım. Tabii, sonra tabii. Birazdan da sevgili Nazlı'dan ekonomik piyasalar hala nasıl, ne seyre içindeler. Şeyi soruyorsunuz. Çalışma durumunuzu öğrenebilir miyiz sorusuna? %38.6 ücretli çalışıyor, %45 çalışmıyor. Kendi işinde çalışan %16, bu yine Murat Bey sizin anketiniz. Bir de tabii şimdi o kesimin bir kısmı muhtemelen bu durabilir. İkinciyi de söyleyeyim, ikisi de birden çıksın aradan. Siz dahil evinizde kaç kişi gelir getiren bir işte çalışıyor sorusuna? %49.7 bir kişi diyor. Tek kişi bakıyor. Tek gelir giriyor eve. İki kişi diyenler %27. Hiç kimse çalışmıyor diyenler %15. Şimdi o muhtemelen tek kişi çalışanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor bu aralar. Bütün bu salgına vesaireye rağmen. Kendi olağanüstü hallerini ilan edemiyorlar. Edemeyenler diye tahmin ediyorum. Bunları da bir yorumlar mısınız Murat Bey? Bu iki veri. Bütün bunlar hatırlatalım. Koronavirüsü fırsat bilerek yapılmış anketler falan değil. Daha öncesinde yapılmış anketler. Çok daha öncesinde yapılmış anketler. Veriler yine de sağlıklı. Yani burada duygusal şey yok. Tepki yok. Onu altını çizmiş olmak lazım. Tabii. Evet. Şimdi bakın 1.3 kişi çalışıyor bir evin içerisinde ortalama. Yaklaşık Türkiye'nin
hane halkı büyüklüğü 3.8-3.9 civarında. Yani bu verilere baktığımız zaman bir kişi 3 kişiye bakıyor. Ekonomik olarak gelir sağlıyor evde. Yani biz bir kişiyi işinden ettiğimiz zaman, bir kişi işinden olduğu zaman esasında 3 kişi işinden oluyor. Doğru. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Yani gelir getiren işten oluyor 3 kişi. Doğru. Ve şimdi tabii biz bunu askeri ücret için sormuştuk. Her ayda sormaya devam edeceğiz. Çok güzel bir soru oldu bu. Yani bu asgari ücret sorumuz da var orada biliyorsunuz. Evet. Ocak ayının en önemli şeyini, ondan da %67'ye yakın tatmin olmamış vaziyette. Asgari ücretten de tatmin olmuş. O normal. Değil mi? O cevap normal herhalde üstad. Kimse evet, zaten çok, tatmin olmuyor. Evet, o çok. Bir de şeyi sorayım mı? Yani bütün bu o bahsettiğiniz istihdam tablosu şu andaki sıkıntının da belki şeyi, temel sebebi, sokamadığımız evet. insanları evinde hala evet. belki de temel gelir dediğimiz tartışmayı bir kez daha gündeme getireceğiz. Anketi önümüzdeki hafta da yorumlayalım isterim Murat Bey, tamam. eğer müsait olursunuz ama tamam. ona girizgah olsun. Sistemi sormuşsunuz yine koronadan önce ve başkanlık sisteminden böyle bir artık ya işlemiyor, sıkıntı var diyenlerin sayısı biraz artmış. Şimdi ben diyorum ki koronayla bu gerileyebilir mi veya böyle bir şey görüyor musunuz? Bunu konuşmak için erken, bilimsel verimiz yok bunun için. Evet, önümüzdeki ay çıkacak olan anketimizde bu soruyu tekrar sorduk. Biz sürekli her ay soruyoruz bunu. Zaten onu takip edeceğiz. Şöyle bir durum söz konusu. Şu anda insanların sistemle ilgilenecek durumları yok. Değiller, doğru. Canlarıyla uğraşıyorlar. Gerçekten çok çok önemli bir ayrımdayız. Yani bütün büyük önemli bilim adamları diyor ki bu virüs herkese bulaşacak. Öyle. Doğru. Ve ne olursa olsun bulaşacak. Kimileri ölecek, kimileri iyileşecek, kimileri zorluk çekecek, hasar kalacak, bulaşacak. Şimdi insanlar bunları düşünürken siz sistemi soramazsınız. Tabii. Yani mantıklı bir cevap gelmez tabii. Sorduğunuz zaman da çok mantıklı bir cevap alamazsınız. Alamazsınız, anladım. Ama ekonomi ya sorduğumuzda ama, belki birazcık daha şeyli sonuç. Evet, evet. Bu ekonomiyi sorduğumuzda alırsınız diğer şeyleri. Ama ya biz sistem eğer bu olmasaydı da, Cumhurbaşkanı olmasaydı da, parlamenter sistem olsaydı acaba virüs daha mı iyi idare edilirdi diye bir soru sorarsanız hayır diyebilirler veya evet diyebilirler. Diyebilirler. Tepki olarak. Onun bir şeyi olmaz diyorsun. Bu aşamada çok bir şeyi olmaz. Ama ben size kısa kısa yine anketimizden şeyler vereyim. Erken seçim yapılma beklentisi düşmüş yok. Vaziyette. Ekim'e göre düşmüş vaziyette. Ekim ayında sormuşuz en son bu soruları. Parlamenter sistem isteyenler Şubat ayında Ekim'e göre yükselmiş durumda. Sistemden memnuniyet Ekim'e göre Şubat ayında düşmüş durumda. Cumhurbaşkanı hükümeti. Tabii bunların hepsi bugünden yarına değişebilir şeyler. Bugünden yarına ikna edilebilir şeyler. Bence önümüzdeki dönemde çok daha net, şu özellikle koronavirüsten sonra, şu ben umuyorum ki 10-15 gün içerisinde artık bu bütün her şey bitecek gibime geliyor. Yani sokaklara çıkabilir. Bu benim beklentim. İşin açıkçası. İnşallah öyle olur ama İnşallah öyle olur. Bakın bütün dünya liderlerinin açıklamaları, bizim Sağlık Bakanımızın açıklamaları. Şöyle bir araları okursanız sanki biz bunu artık baş etmeye başladık mesajları var. Veya ben bunu istiyorum, bu böyle mi algılıyorum onu da bilemiyorum tabii. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili Murat Sarı bizimle. Saygılarla üstadım. Anketi önümüzdeki hafta da belki vakit olursa şöyle bir 5 dakika konuşuruz. Sevgili tabii. Ahmet Kasım'ı da stüdyoya alıyoruz birazdan. Ama hocam sizden müsaade alayım. Bir Amerika'daki durumu izleyelim. Tabii. Sonra sevgili Nazlı'dan da piyasaları alalım. Tabii. Aha Hanım, kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Özellikle televizyon kanalınızı tebrik ediyorum. Sabahtan akşama kadar burada benim önümde duruyor. Tüm dünyadaki koronavirüs verilerini tepeden takip edebiliyorum. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Sağ olun Murat Bey. Çok mersi. Başta çok eleştiri aldık onun için ama hakikaten korkalım ve evde duralım diye yaptık. Onu da söyleyelim yani. Bu iş hafife alınacak bir şey değil. Evde kalmaya devam ediyoruz.
Önce New York'taki son durum, sonra Nazlı Balak. Amerika'da salgın bilançosu ağırlaştı. New York'ta bir günde 100 kişi hayatını kaybetti. New York valisi Andrew Cuomo basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının bir günde %40 artarak 5000'i geçtiğini belirtti. Eyaletteki vaka sayısının ise 38.000'e yaklaştığını söyledi. Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ülke genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken, New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 400'e yaklaştı. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 70.000'e yaklaştı. Koronavirüs Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayıldı. 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Vaka sayıları ise Çin'i ve İtalya'yı geride bıraktı. Krizin derinleştiği New York'ta hastanelerin yetersiz kalması gündeme geldi. Önlemler artırıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York limanına varacağını açıkladı. Artan vaka sayıları ile ilgili de açıklama yapan Trump, "Bence bu bizim ne kadar çok test yaptığımızı gösteriyor. Koronavirüsle ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur." değerlendirmesinde bulundu. Sevgili Ahmet Kasman da bize katıldı ama ben hızlıca sözü Nazlı Bolak'a bırakayım. Çünkü bakalım dünkü veriler, işsizlik verileri geldi. Amerika'da rekor, akla ziyan rakamlar. Hemen hepsini bırakayım. Nazlı Bey anlatsın bakalım bu sabah nasıl başlıyor? Ahu Özür, çok teşekkür ederim. Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Hem dışarıda neler oluyor, hem içeride neler oldu ve daha neler olacak, hepsini çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Dolar TL güne 6.40'ın altında, 6.39 ile başladı. Şu an bir yükseliş görüyoruz. Yukarı doğru bir hareket var. 6.41'i gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten kaynaklı vaka sayısı tüm ülkeleri geçti. Biraz önce haberde de aktardık sizlere. Ölüm sayısı 1195'i geçti. Vaka sayısı 82.100 olarak dün gece açıklandı. İşsizlik ise ayrı bir konu. Asıl rakamlar bugün açıklanacak ama işsizlik başvurusu yapan kişi sayısındaki artış işsizliğin yükseldiğini gösteriyor. Rakam vermek gerekirse bir önceki haftaya göre, genelde bir önceki aya göre diye söylüyoruz bunları ama hayır, bir önceki haftaya göre başvurular 11 kat arttı ve sayı bir haftada 3,28 milyona ulaştı. Trump Paskalya'da herkesin işlerinin başına geçmesini istiyor. İnsanların kilisede Paskalya için toplanmasını istiyor. Ancak sağlık yetkilileri ve bilim insanları bu kararın çok yanlış olduğunu sürekli dile getiriyor. Trump yaptığı son açıklamada ise salgından en az etkilenen ilçelerin en azından normal hayata geçmeleri gerektiğini söyledi. Gelişmeleri takip edeceğiz çünkü bu açıklamalar ABD borsasını ve doların yönünü de etkilemekte. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jeremy Powell dün bir televizyon programına konuk oldu. Söylediği en önemli cümleyi paylaşmak istiyorum. Powell, ABD'nin resesyonda olabileceğini vurguladı ama yine de bu süreçten olumlu çıkabileceklerini de belirtti. Piyasalar güne nasıl başladı diye devam edelim. Euro dolar paritesi 1.10'un üzerinde, Euro TL 7 liranın üzerinde güne başladı. Altının ons fiyatı 1625 dolar, gram altın ise 334 liradan güne işlem görmeye başladı. Brent petrol ise koruduğu 27 dolar seviyesinden düştü ve 26 dolar daha güne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tıp ve koronavirüs ile ilgili G20 liderler olağanüstü zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an hemen harekete geçmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız dedi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da salgınla ilgili bir video konferans gerçekleştirdi. Uysal salgının küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaklarını kaydetti Sayın Uysal. Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimiyle birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldıklarına da dikkat çekti. Mart ayında salgının öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörleri etkilediğini de söyledi. Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz konu hakkında açıklamalarda bulundu. 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini söyledi. Nisan-Mayıs-Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir ifadesini de kullandı. Koronavirüsle mücadelede enerji sektörünün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı. Bu da önümüzdeki süreçte elektrikte zam olasılığı daha da mı acaba azaldı sorusunu da ortaya çıkardı. Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini önlem amaçlı alınan kararların içinde olduğu torba yasanın mecliste onaylandığını söylemiştik. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak kısa çalışma desteğinin başladığını ve şirketlerin başvurularını yapabileceğini bildirdi. 2019'un Mart-Aralık ayları ile bu yılın İlk iki ayında esas kazancı askeri ücret olan kişiler 1561 lira ödenek alacak. En yüksek ödenek ise 4380 lira olacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan da önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İşkur üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı. Bu 14 bin sağlık çalışanının alımı da dijital ortamda gerçekleşecek. E-Devlet ya da e-şube.İşkur internet siteleri üzerinden yapılacak bu alım işlemleri. İl müdürlüklerine fiziken yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. O yüzden dijital ortamda yapılması gerekiyor. ABD'de en fazla vaka ve ölü sayısı New York'ta. Türk Hava Yolları New York-İstanbul uçuşlarını iptal etti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bugünden başlayarak 17 Nisan'a kadar sadece sınırlı dış hat seferlerinin yapılacağını söyledi. Türk Hava Yolları'nın açıklaması çok önemli. Evet, New York-İstanbul seferlerinin durdurulması gerçekten riski biraz daha azaltır diye şu an herkes bu konuyu konuşuyor. Yalnız unutmayalım ki Amerika'ya seferler halen devam ediyor. Bununla da ilgili açıklanacak olan gelişmeleri takip ediyor olacağız. Seferlerin iptal edilme durumu açıkça söylemek gerekirse ABD'nin nasıl önlem alacağı ile ilgili hatırlatalım. ABD'de aynı şekilde koronavirüs salgınına karşı mücadelede 2 trilyon dolara yakın bir paket onaylandı. Trump'ın önüne gelecek bu paket ve imzalanmayı bekliyor. Son olarak şunu eklemek istiyorum Ahu. Bu sabah ekonomi güven endeksi açıklandı. Onu da hemen söyleyeyim. 91,8 olarak geldi Mart ayının ekonomi güven endeksi. Şubat'ta neydi diye sorarsan 97,5'ti. Yani Şubat'tan Mart'a güvenin ne kadar hızlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Nisan ayında bu düşüş daha da sert olur mu sorusunu da soruyorum. Sözü size bırakıyorum. Detayları 15.30 parasal programında konuşacağım. Çok teşekkürler Nazlı. Kolay gelsin diyelim. Evet, yani ekonomi güven endeksinin düşeceğini normal tahmin ediyorduk. Normal. Şimdi hocam hoş geldiniz siz de tekrar. Ahmet Hoca'yla biz yaşamlı olarak pandemik salgınlarla alakalı iki tane video çektik. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Yani ben beraber, yani keşke beraber yapsak da onu da yapacağız inşallah. Ya evet. Şimdi burada pandemik salgınların en çok ticari kolonilerde çıkmış olduğu ortaya çıkıyor. Mesela kara veba Moğol atları geliyor. Kırım'daki Ceneviz kolonisine mancınıkla vebalı insanları atıyor. Oradan yayılıyor. Çünkü gemilere biniyor insanlar vesaire. Şimdi bu işin ciddiyetini tam olarak anlamadığımız ortada iki açıdan. Bir, ekonomik olarak anlamadık. Bir de tıbbi olarak anlamadık. Hong Kong'daki başlayan vebanın da sebebi Hong Kong limanından gemiye binip dünyaya yayılan insanlar. Yani insan seyahati, savaşçıların da özellikle seyahatleri devam ettiği sürece bizim pandemik salgınları falan böyle idare etmemiz mümkün değil. Bu bir. İki, böyle bir şeye bir finansal ekonomik kriz varmış gibi de müdahale edilmez.
Ben bunu burada bir noktada virgül yapayım. Ahmet Hoca geldi. Biraz da onunla beraber sohbete başlayalım. İki küçücük haber kırıntısı hemen onları paylaşayım. Bu grafik New York Times işsizlik başvurusu. Bu doğru bir grafik mi bilmiyorum ama. Onu anlatacağım. Birinci sayfasından New York Times'ın. Sevgili Selda yönetmenim. Ya işte bugün böyle çok uçurmalı kaçırmalı yayın yapıyoruz. Reji'ye çok teşekkür ediyorum bize tahammül ettiği için. Şöyle gelen grafik nasıl yukarı? Olmaz bu. Hayal ediyorsun. Anlatayım. Yani, peki bir dakika. Öbürlerini de söyleyeyim. Tabii, ondan sonra Ahmet Hoca'ya yani, söz vereyim. Sonra siz anlatın. Bundaki yanlışlığı söyleyeceğim. İkincisi bir askeri hazırlıktan bahsediliyor. Bu askeri gemiler gidiyor. Sahra hastanesi koyuyorlar. Sahra hastanesi kuruyorlar. Gemileri var ama gemilerde de risk var. Yayılıyor bazı uçak gemilerinde. Tabii. Bir de hocam dün de kulaklarınızı çok çınlattık. Rusya Roma sokaklarında araç gezdiriyor. İşte NATO'da İspanya'ya hastane kuruyor, çadır hastaneleri i̇şte kuruyor. Oradaki rekabette sizin de bizim konumuz. Bu olmayacağı bir söyleyeyim, ondan sonra topu artık şimdi Ahmet dün tabii uluslararası kanalları da seyrede. Evde oturunca ne yapacaksınız işte? Karşınızı açıyorsunuz muhtelif yayınları. Amerikan Hazine Bakanı dedi ki, İngilizce kelime söylüyorum, not relevant. Yani çok da dedi, yani buna güvenmeyin dedi. Ciddi almayın. Neden? Önüne gelen başvuru yapmış. Bravo. Yani şimdi normalde Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her yerinde aile işçileri var. Şimdi bakkalda, çakkalda çalışıyorlar. Bunların hiçbiri bordroya falan dahil değil. Aile marketinde çalışan evet. Şimdi ona işsiz kategorisinde aslında normalde ILO örgütü olarak bunlar işsizler. Şimdi doğru. Bütün devletin yardım yapacağını duyan herkes koşuşturmuş. Kendini bir kere bir yazdırmış. İşsizlik maaşı bana verin diye. Zaten işsiz aslında normalde. Çünkü sosyal sigorta şemsiyesi altında değil bir. Değiller, İki, doğru. Bir de işsiz kalanlar var. Şaka değil. Yani ilk bu birinci dalga koronada işsiz kalan da çok kişi olduğu biliniyor Amerika'da. Yani ben bunu her gün gazetelerden okuduğum için. Yani kusura bakmayın diyor adam, zaten benim durumum belli. Bana da diyor hala devletin diyor yardımı ulaşmadı. Daha Trump imzalamadı biliyorsunuz destek paketini. Tabii canım. Gelecek, imzalayacak. Oo, ondan sonra başlayacak iş falan. Bunları da topladığınız zaman bu ay bu rakam böyle korkunç gidebilir. Ama bu böyle hızlı düşeceği anlamına gelmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Burada bir noktada virgül koyayım. Peki hocam. Özledik yani, vallahi tam da nasıl yorumlayacağımızı da bilmediğimiz bir kıyamet düzeninin içindeyiz şu anda ama. Şimdi o New York Times'ın grafiğinde yalnız bir uyanıklık var. O kaçıyor. Nedir? Ya, öyle belki sonuç olabilir. Şöyle grafikte araya şey atmışlar, boşluk atmışlar. Yani bir tarihe kadar geliyor, bir tarihten sonra evet. Bir araya boşluk vermiş. O böyle çıkabilir diye. Şöyle, boşluk şu. O bir gün aşağıda. Hafta sonu datası haftalık açıklandığı için gelip anlatayım. Bu haftalık açıklanır. Hafta gelmiş. Şu arada bir bölüm var fakat şunu değil. Biz bunları normalde kesikli grafikle anlatırız ayıp olmasın diye. Evet. Çünkü uymadığı yok, zaman genel trende uymadığı zaman biz kesikli grafik yaparız. Bunu şuradan keser. Şunu aşağı indirir deriz ki burası. Çünkü normalde grafik tekrar böyle devam edecek. Burada yaratıcı gazetecilik yapmışlar ama grafik yok. Sayfa mizampajı anlamında çok güzel. Şey böyle anlattı. Öyle mi? Maalesef Amerikan istihdam ofisi de böyle verdi. Yani. Ha bu gerçek grafik. Evet gerçek grafik gerçek yani. Bakın milyonlarca kişi var şu an müracaat. Yani normalde 50 bin, 40 bin, 100 bin falan giderken milyon oldu. 3 milyon oldu hatta. Şimdi 3 milyon olması demek... Hakikaten hani not relevant yani çok istatistik ya olarak bu haftaya uygun olmayacak bir şey. Bunu bir kere daha tarihte zaten tarihte görmediğimiz birçok şey oluyor da bir kere daha tarihte görmemiz çok mümkün değil. Neler oluyor? Yani şimdi bu tabii panik düzeyinin nerede olduğunu gösteriyor. Sadece bu Amerikan datası ama dünyanın her yerinde böyleydi. Ben sizle bir rakam paylaşayım. Geçen sene sonunda yapılan bir araştırma gösteriyordu ki, Türkiye'de yapılan son derece güvenilir bir araştırma gösteriyordu ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %50'si bu sene, geçen sene sonunda yapıldığı için bu senenin sonuna kadar işini kaybetme korkusu yaşıyor. Yaşıyor tabii. Murat Bey'in anketinde de var o hala. Yani işini kaybetme korkusu yaşıyordu. Bugün böyle düşünenler herhalde bu korkuyu en azından hadi yani abartmadan güvenli tarafta bir varsayım yapalım. En azından bir derece yukarıda endişelidirler.
Ve bunlara yenileri katılmıştır. Yani bu %50 rakamı bugün hem yukarıdadır hem endişenin düzeyi de derindir. Hani çünkü böyle bir şey olabilir demek. Başka. Yani böyle bir şey olacak herhalde, başıma gelecek demek çok başka. Şimdi bu istihdamın bu biçimde azalmasının gerçekten çok ciddi siyasi etkileri olacağı açık. Şöyle bir şey yok dünyada. Ya da şöyle başka bir yerden söyleyeyim. Türkiye'nin çok önemli siyasetçilerinden eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir lafı vardır. Derdi ki Demirel, tencerenin devrilmesini deviremeyeceği hükümet yoktur. Şimdi eğer bu endişeler bu biçimde Türkiye'de, Amerika'da, İtalya'da yaşanırken bir de reel olmaya başlarsa, o noktadan sonra siyasi sistemlerde, siyasi iktidarın yapısında ciddi değişiklikler olur. Şimdi o ciddi değişikliklerle ilgili de endişeli olmak için her tür neden var. Çünkü insanlar hayatlarıyla, işleriyle, aşlarıyla özgürlükleri arasında kaldıkları zaman bu son derece ağır bir ikilemdir. Ve bu ikilemde insanlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi ve o iş aş noktasında kendilerine koşullara bağlı olmakla beraber böyle zamanlarda beklentiler de iner. İnsanlar daha alçak gönüllü olmaya başlar. O inmiş beklentilerini en azından karşılayacak. Yani öldürmediği müddetçe süründürse de olur. Tersten cümleyi kurayım. Türde bir yapıyı garanti altına alacak olan otoriter rejimlere ya da otoriter yönetim biçimlerine daha rahat evet demeye başlarlar. Rahmetli hocam Toktamış Ateş'in ilk verdiği dersti bize 1987 senesinde, hatırlıyorum, İktisat Fakültesi'nin emrinde çok iyi bildiği M1 hepsine, babana da. M1 amfisine girdik. O M1 bir enteresan bir amfidir. Efsane bir amfidir. Onu yapan ne düşündü, yaptı bilmiyorum ama eline sağlık. Böyle 690 kişi otururdu. Bir yanda da Ömer Celal Sarç amfisi vardı. O 1299 kişilik amfiydi. O orta hukuk fakültesi. Tabii, iktisada giriş dersini ben orada verdim. Dizlerimin bağı çözüldü ilk dersimde. Yani. Orası hakikaten asistanın ateşle imtihanıdır. Fakat böyle çok diktir. Ömer Celal Sarç'a göre M1'in farkı düzdür. Evet. Şeyinin eğiminin çok dik olmasıdır. Evet. Yani bir amfiteyatro düşünün ama şöyle duruyor yani. Ve o 690 kişilik amfide hocanın gür sesinin çınladığını hatırlıyorum. Hiç unutmadım. Onun anı kitabına da yazdımdı bunu. Ama böyle bir ortamda tekrar etmem gerekeceğini doğrusu ya hiç düşünmemiştim. Demişti ki hoca o Davudi sesiyle, insanlara özgürlüğünüz veya ekmek diye ikilem açarlar. Bu kocaman bir yalandır demişti. Beni çok etkilemiş şeylerden ve belki de sonrasında akademisyen olmamı besleyen Amin Maluf'un sözüyle o kadar uyuşuyor ki son kitabında, diyor ki bazen diyor basiretli ve vicdanlı bir davranış maharet, bazen korkaklık ise alçaklıktır diyor. Hı hı. Yani o yüzden menfaatlerle erdemli davranışların üst üste oturmadığı tezi koca bir yalandır diyor. Değil mi? Burada da zaten sanıyorum Toktamış Hoca'yı da... Geçen dönem bize de bir kaos anlatmıştınız. Milli Savunma Üniversitesi'de. Bütün bu işin gideceği yer bir kaosa gidiyoruz diyor. Evet ama yani kaos tabii nasıl gelecek onu öngörebildiğimi söyleyemem. Yani peki, geldiğini görüyorduk da o nasıl gelecek meselesi, böyle geleceği. Yani bu da ihtimallerden bir tanesiydi. Onu da söyleyeyim bu arada. Çünkü biliyorsun saçmalıklara ve saçmalayanlara dair tahammülü düşük bir insanım ben. O yüzden de zaman zaman değişik şekillerde eleştirilirim. Ama bu böyle devam edecek, onu söyleyeyim yani. Nobran görünmeyeceğim diye saçmalayana ne güzel yapıyorsun diyemem. Şimdi bir yeni saçmalayanlar grubu oluştu. O yeni saçmalayanlar grubu bir tıp adamlarının doğal mutasyon sonucu bu noktaya geldiği virüsü
birilerinin yapısı olarak niteliyorlar. Bu büyük saçmalık. Söyleyenlerin de ya akli melekeleri... Açsana biraz ya, tam anlamadım. Yani birileri laboratuvarda bu virüsü ürettiler. Ondan sonra dünyaya saldılar. Bak öyle böyle falan filan. Hatta çok sevdiğimiz isimler var ya, böyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı saydığın zaman işte Rothschild, Rockefeller falan diye gidiyor. 5 tane isim öğrenmişler. O öğrendikleri 5 tane ismi tekrarlayıp duruyorlar. Böyle aşı düşmanlığı yaptılar. Doğru. Böyle aşı düşmanlığı yaptılar. Benim de arkadaşım i̇şte, kendisi ama bakın, herhalde bir herhalde öz eleştiri yapıyor bu süreçte. Allah'ın büyüklüğüne dair, Allah'ın büyüklüğüne dair kanıt arıyorsanız aklınızla o kanıtların büyükçe bir kısmını ulaşabilirsiniz. Doğru. Bakın tam bu lafların edilmesinin arkasından böyle bir olay geldi. O gelen olayın arkasından bir kişi ne evrimi ne aşıyı tartışıyor. Bak daha iyice ağırını söyleyeyim. Tabii. Var mı, duydunuz mu virüsler mutasyona uğramıyor diyen? Ha? Yok değil mi? Virüsler mutasyona uğramaz canım. Ben kendimi bunlara şey yapayım, ekspoze edeyim diyen gördünüz mü? Tabii. Onu da görmediniz. Türk geni vardı. Görmeyeceksiniz zaten. Hatırladın bunlar. Mı Türk geni? Tabii tabii. Türk genine uğramazdı bu. Türk genini, Türk genini de hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum. Şimdi bir de raporlar hikayesi var. Ha evet. Bilmem kimin yaptığı şu rapor. Bill Gates'in yaptığı şu adam. Ya sadece kabul et kardeşim, adam senden daha akıllı ya. Adam senden daha akıllı. 2015'te ne olduğunu görüp bir uyarıda bulunuyor. Bulunmuş. Senin aklın ona ermediği için sen onu ancak komplo teorisiyle izah edebiliyorsun. Veya falanca vakfın, filanca vakfın yaptığı çalışma. Bu falanca vakfın, filanca vakfın da Allah müstahakını versin. Yok olsalar da kurtulsak bunların kullanılmasından diyeceğim. Ama onun ötesinde başka bir şey söyleyeceğim. Gene aklımızla dalga geçmeye kimsenin hakkının olmadığının üzerinden söylüyorum bunu. Senaryo planlaması diye bir teknik var. Emre de bilir bunu. Sosyal bilimlerde çalışan, biraz gelecekle ilgili öngörüde size de ders anlatırken anlatmaya çalışıyor. Bir metodolojisi zaten vardır, bir şeyi vardır, bir istatistiki olasılıksal. Tabii. Efendime söyleyeyim, kimi zaman akılcı seçim kuramından beslenen illaki oyun teorisiyle zenginleştirilmiş falan matematiği olan bir teori vardır. Bunun üzerinden dünyada var olana olmayana bakarlar uzmanlar ve şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir derler. Bu olabilirlerden bir tanesi de bundan 10 sene evvelde bir virüs salgınıydı. Bakteri salgını mesela olmadı. Neden? Çünkü akıl şunu söylüyor. Bakteriler bu düzeyde salgın haline gelerek henüz insanlığı yok etme şeyine gelemediler. Ama virüs DNA'na hücum eden bir şey olduğu için, yani insanın yapı taşına hücum eden bir şey olduğu için, bunun insanoğlu için yaşamsal tehdit olduğunu biz zaten biliyorduk. Gene Emre bilecek, IMF'in, Dünya Bankası'nın pandemi olursa, bu ölçekte bir salgın olursa dünya ekonomisi ne kadar küçülür diye yaptığı çalışmalar var. Tabii canım. Gene kabul et benim komplo teorici arkadaşım, stratejist arkadaşım. Tamam. Senden daha akıllıydı adamlar. Bu kadar basit, başka bir şey yok. Yani yoksa organize şimdi, olmamışlardı. Ha, yani aa, Almanya her şimdi, sene 5 tane tatbikat yapıyormuş. Şimdi onu da geçtim. Bak onu da geçtim. İyice komik bir şey anlatacağım. Sonra ben bir Madrid'e gideceğim ama. İyice tamam. Komik bir şey anlatacağım. Sonra döndüğünde de rejimlerle tamam. ilgili konuşuruz. Bütün bunları geç yani. Dünyanın en iyi ekonomistleri, dünyanın en iyi senaryo analistleri falan falan. Bunların hepsini geç. Hadi bunların hepsi boş. Bunların hepsi senin inandığın o aptır saptır yerlere çalışıyor. Eyvah. Peki onları da geç. Ya video oyunu var, video oyunu. Pandemi diye. Aşağı yukarı böyle yayılıyor oyunda virüs. Ve bu oyunun üzerinden benim kıymetli komplo teorisyen arkadaşım ve ona inanmaya mütemeyyil kıymetli vatandaşım benim. Lütfen, zaten vatandaşlara konuşuyorum. Öbürü konuşmayı durdurmaz da ya da yazmayı durdurmaz da. Gene isim vermeyeceğim. Hedef olmasın diye. Aslında övgü alması gerekiyor ama hedef olmasın diye isim vermeyeceğim. Bir lisemizde benim de müteahhit heyetine danışmanlık yaptığım Türkiye'nin çok iyi liselerinden bir tanesinde öğrenciler bundan 2 sene evvel geldiler, bir şey yapıyorlar, model Birleşmiş Milletler
diye bir uygulama vardır. Onu aşağı yukarı herkes bilir. Birleşmiş Milletler'miş gibi çocuklar, evet, küresel sorunlarla, şunlarla ilgili bir çok ciddi böyle otururlar. O genç beyinler müzakere ederler, sorunları çözmeye çalışırlar falan falan. Onların hem müzakere hem münazara hem düşünme ve çok disiplinli çalışma hem de düzen intizam bilinçlerini geliştiren çok faydalı bir uygulamadır bu. Ondan esinlenerek yapılmış Yale Üniversitesi'nde, hadi yaz buradan kıymetli stratejist arkadaşım bir komplo teorisi daha. Yale Üniversitesi'nde yapılmış bir şey var, çalışma var. O Avrupa Birliği'nin ülkelerinin hükümetlerini mimik ediyor, onları taklit ediyor. Yani biz işte her birimiz bir Avrupa Birliği hükümeti oluyoruz ve bir sorunla karşılaşıyoruz. Çocuklar, kimse değil, çocuklar geldiler. Üstelik oyundan esinlenerek. Hocam biz bu sene bu bütün okulların katılacağı bu şeyde model uygulamada model Avrupa hükümetleri uygulamasında biz bu sene pandemi konuşmak istiyoruz dediler. Tam burada bir parantez alayım mı? Bana kızmazsınız. İstanbul valisi konuşuyormuş. Bir iki cümlecik söz vereyim. Sonra baştan alacağım ama bunu. Hızlıca valinin söyleyecekleri önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil. Onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızın sevgiyle, saygıyla, özenle korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz. Kıymetli İstanbullulardan ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri, Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımız ile ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara azami hassasiyet göstermeleri, evlerinde kalmalarıdır. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk. 112, 115 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki vefa iletişim merkezlerimizle görevli polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13'ten bugün sabaha kadar vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39.614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36.301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı, yerine getirildi. 3.313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi. Valiliğimiz koordinasyonunda Vefa sosyal destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum. Değerli İstanbullular, bugün özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.
Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri mobil uygulama Getir tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek. Gıda kolilerinin temininde katkı sağlayan hayırseverlerimizin ücretsiz teslim görevini üstlenen Getir firmasının yönetimi ve çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu topyekün bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi toplu ulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak tüm sağlık çalışanlarımıza, İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için evinde kal İstanbul diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. 300 bin gıda kolisi özel vatandaşların, şahısların bağışları, hatırlatalım. Hı. Devlet vermiyor. Ve önemli bir dağıtım şirketi de bunun dağıtımını üstlenmiş. Anlatayım. Bir de çek kısmını. OECD ülkeleri arasında ailelere yapılan sosyal yardımın milli geliri oranı açısından sonuncu ülke biziz. Amerika'dan bile kötüyüz. Doğru. Şimdi bu korona işinde ben bu iş biraz düzelir zannediyordum. Fakat yine bakıyorum ki hayır hasenat işleyen kıymetli vatandaşlarımızın bu konuda büyük çabası var. İşte futbolcular, sporcular, sanatçılar hani ciddi paralar bağışlıyorlar ve koliler hazırlıyorlar ve bunu da bir özel firma götürüyor. Şimdi konu bu. Yani bizim vatandaşımızın dayanışması var ama hani devlet bunu organize ediyor. Onu anlıyorum. Evet. Orkestra şefi pozisyonunda oluyor. Tamam, güzel. Bir de çek destek kredisi geldi. Tam siz konuşurken hemen anlatayım onu da. Geçenlerde bir tane büyük kurum, saygın da bir kurum, dedi ki benim üstüme hiç gelmeyin, ben 30 Nisan'a kadar çeklerimi ödeyemeyeceğim, mücbir sebep var dedi. Mücbir sebep de bu. Böyle olduğunu, nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi keşireci bu firma, bunu da alanlar var. Bunu ciranta derler. Arkaya imzalayıp ciro ediyorlar. Dedim ya 8-9 kişinin işini çözüyor vesaire falan diye. Şimdi bir bankaya da finans kuruluşu, eğer bu adamcağız ya da kadıncağız bunu ödemiyorum dediği zaman ilk yapacağı hareket bir, dönüp onu kendisine getirene yürüyecek. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesi çıktı. Dedi ki 30 Nisan'a kadar icra takipleri durduruldu diye. Dolayısıyla bu çeklerin icra takibi yapılması imkansız. Şimdi bu ama açıldığı anda yürüyebilirler. Şimdi fakat şunu diyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı 30 Nisan geldiğinde 1 Haziran'a uzattım derse ne olacak? Güder. Yani elinde böyle bir kanuni güç var. Şimdi ortalık birbirine girdi. Beni de 4 tane kanaat lideri aradı. Hoca bu ne işti? Dedim benimle konuşmayın. Ben size zaten yolu söylemiştim en başta. Ta 2017'de sen programın başında yoktun hocam. Anlattım ben, böyle bir dosya teslim ettim. Bunların olmaması için. Sizin arayacağınız kişi Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Bey. Ziraat Bankası'nda genel müdürü. Onlardan bir iki kararı gelmesi lazım. Buna nasıl müdahale edecek? Hiçbir bankacıyı da sıkıştırmayın. Çünkü bu bahsedilen kişi ve kurumlar bunların iyi müşterileri. Zaten kötü bir şey söylemezler. Burada yapılacak olan iş burayı yüzdürmek. Şimdi anladığım kadarıyla biz tam sabahleyin bu
bilgiyi sizinle paylaştıktan sonra Bankalar Birliği'nden yine bankalara bir tavsiye kararı çıkmış. Fakat Bankalar Birliği Yönetim Kurulu toplanmıştır bunun için. Piyasa yapıcı bankalar demiş ki 3 ay boyunca bunların %9,5 faizle, yıllık 9,5 faizle yüzdürülmesini sağlayacağız. Gel bizden para al, çekini ödeyemiyorsan tamam sana ayrıca kredi açıyoruz diyor. Peki bunun şartı sadece çekimi ödeyemiyorum beyanı mı? Yani şöyle bir şey, çek destek kredisi diyorlar. Yani şimdi ama işte onun için nasıl yapacaklar? Yani firmanın şunu, kredibilitesinin tekrar değerlendirilmesi söz konusu. Şimdi onu diyorum. Yoksa geldim ben ödeyemiyorum, verme. Şimdi helikopterden para dağıtacağımıza aslında imdat diyene verirse bence bu iş daha mantıklı olur. İşte o yüzden böyle kaynakların doğru kullanılması dediğinizde Kanal İstanbul falan konuşulunca tüylerim hep diken diken oluyor. Diyorum ki ortada mahdut bir para var. Türkiye bu gerçeği görmeli. Yani elimizdeki kaynak kısıtlı bizim. Fakat bizim birinci büyük kademe, ikinci hemen altı, üç ve dördüncü kademelerde ticaret yapanlarımız var. Tedarik ediyorlar. Küçük küçük firmalardan tedarik eden büyük firmalar var. Şimdi düşünsenize, icra tamam durduruldu. 30 Nisan'a geldik Ahmet Hoca'nın dediği gibi. Ve 30 Nisan'da da böyle bir karar çıkmadı. Vallahi konkordato patlar memlekette. Çünkü yok ortada likidite yok. O yüzden bankalar da diyor ki tamam arkadaşlar getirin çekleri. Bakalım sıkıntısı olan var mı? Kim sıkıntısı olduğunu hissediyorsa gelsin benden çek bahanesiyle de. Ben Ahmet Hoca'nın ne demek istediğini anladım. Yani çek bahanesiyle benden ekstra bir kredi alabilir. Ne kadar verdin piyasaya çek? Bilmem kaç milyon mu? Gel benden al. Şimdi tabii orada hangi bankanın ne kadar destek davranacağını işte Ahmet Hoca'nın dediği o kredi notu belirleyecek. Fakat 9,5 kötü bir faiz değil şu anki zamanda, onu söyleyeyim size. Zaten iyi firmalar bu korona çıkmadan evvel 9,25, 9,5'da falan faiz alıyorlardı. Yani şöyle bir şey olmaz inşallah. Adam parayı alır çekim var diye, sonra bunu gider mevduat yapar. Yapar bu dönemde herhalde onu yapar. Ama mevduat yaparsa onun, iyi. Onun önlenmesine yolu şu herhalde sevgili Emre. Banka bu krediyi veriyorsa diyecek ki çeki de getir ödeyeyim. Bence çekler onlardadır zaten. Yani çeki de ama yani çeki de mesela o bankadan şöyle olmayabilir çek. Atıyorum bugün ne ayın kaçı? 27'si. Diyecekler ki 27'sine çekim var. Ben ödedim bunu diyecek banka. Yani ve ödedim ve senin yerine ödediğim için seni de kredilendirdim. Bu ancak Ahmet Hoca'nın ve benim de dediğim şeyin konsolide hali oluyor. Yani çek burada şeyde yatıyor, bankada duruyor. Bankada kastodi diyoruz bu şeyde. Ondan sonra teminatta duruyor. Çekinin tarihini gördüm. Gördüğüm anda parayı veririm ya da tahsil ederim. Yani şöyle bir şey, senin çekini şeye koymam. Hani, işleme koymam. Seni bitirmem. Ben bunu kendime ödüyorum der. Çünkü bankaya verilmiş bu, finans kuruluşuna. Finans kuruluşu ve banka der ki ben bunu aldım, iskonto ettim. Bana getirene verdim parasını. Şimdi sen bana borçlusun diyor. Senin bana olan borcunu ben kredilendirdim der. İşin içinden çıkar. Bu durum bu. Yani sabahtan beri hakikaten hep şey konuştuk. Ekonomi, istihdam, para, pul konuştuk. Birazdan hani doktorlarımızın durumunu da getirelim. Konu bu ama yani. Konu bu. Bir de şey soruldu. Gene seyircilerimize özür diliyorum. Yani bu kadar hayati bir süreçte para pul konuşuyor olmak ayıp gibi geliyor bana ama dün tweet atanların pek çoğu kredimi 3 ay erteleme istedim. Bankalar yüksek bir faiz verdi diyor. Bu bankalar bu 3 ay ödemeyecekse herhalde ondan sonra da ödemeyecektir hesabıyla mı yapılmış bir şeydir? Numara yapma, hakikaten çok zor durumdaysan gel bunu al diyor. Ha tamam. Öyle bir faiz koyuyorlar ki ben bittim diyene ancak verim kabul edebileceği bir faiz oranı şu anki şartlar. İşin gücün tamam varsa da o şu ben şimdi orada da bir sakatlık var. O ben bittim diyen bu şekilde borçlandıktan sonra 6 ay sonra biter. Tabii. Yani onun da bir mantığı yok. Bankacılar bence kredibilitesi olan firmalara bu krediyi vermeye çalışıyorlardır. Çünkü o iş öyle de işlemiyor malum. Sen kapıdan içeri girdiğin zaman sana %20 diyebilir banka faiz. Evet. Attım. Teklif ettikleri 15 ondan sonra, şu an. Ondan sonra işte %15 diyebilir. Neyse ben çok kredibilitesi olan, montanlı çalışan, geleceğe ona daha güvenli gözüken bir firmaysam ne diyorsun dediğim zaman o bir konuşma. Evet. O konuşmanın sonu farklı gelebilir. Başlar. Evet. Hayır, ben bir Madrid'e gidip geleyim mi? Tabii. Müsaadeniz olsun. Tamam sevgili Elçin Poyrazlar,
Skype'la bizimle birlikte epey beklettik. Geçen hafta da denedik. O zaman da çok koşturması vardı. Polisiye roman yazarı, benim çok sevgili arkadaşım, eski Cumhuriyet'in Washington temsilcisi, şimdilerde Madrid'den yazıyor. Elçin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim Ahu. Çok beklettik biliyorum. Onun için çok kısa vaktini alayım isterim. Eğer İspanya birkaç gündür hani salgının merkezi olduğu söyleniyordu. Tedbirler mi geç alındı? Vatandaş ne düşünüyor? Oradaki ruh hali ne yaşıyorsunuz? Bizimle paylaşır mısın? Açıkçası burada bir savaşım hali var. Bir savaş modu var. Sokaklarda tanklar yok ama ordu devrede. Dezenfekte işlemlerini ve diğer malzemeleri bulma konusunda yardımcı oluyor. Ölü sayısı oldukça yüksek. 58 bin, vaka sayısı 58 bine dayandı. Ölü sayısı da 4365. Oldukça panik hali yok ama bir seferberlik hali var. Bir kuşatma altında İspanya. 4000 kadar sağlık çalışanı da virüsü kaptı. Bu da toplam %12'sini temsil ediyor. Doktorlar artık hastalara bakmaya yetişemediklerini söylüyorlar. Madrid'de büyük bir hastanenin örneğin bekleme salonlarında insanlar ölmeye başladığı için daha genç olanları kurtarmaya girişiyor doktorlar. Çünkü artık seçim yapmak zorundalar. Herkese yoğun bakım ünitesinde bakma olasılığı mümkün değil. Geç mi kaldı İspanya? Sanırım herkes gibi, yani her ülke gibi geç kaldı. İtalya'da biz İtalya'yı bir hafta 10 gün gibi bir farkla takip ediyoruz. Okullar tatil olduğu andan itibaren insanlar tatil beldelerine gitti ve ülkenin geneline yayıldı bu virüs. Önlemlerde de pek dikkate almadılar ama şu anda sıkı yönetim var. Evden çıkamıyoruz. Çıkarsak cezaları var. 1000 euro ile 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıyayız. O yüzden de çok parlak bir ortam yok. Cenazeler, bazı cenaze törenleri durduruldu. Ordu bir kongre ve sergi sarayını bir devasa bir hastaneye çevirdi. Morglarda yer olmadığı için bir buz pisti geçici morga çevrildi. Çok büyük bir yoğunlaşma var. Bu hafta zaten böyle bir şey olacağı bekleniyordu. Zirve yapacağını söylemişti İspanya Başbakanı Sanchez. Biz bir ay daha, yani toplamda bir ay sıkı yönetim o hal altında olacağız. Fakat bu tür özgürlüklerin de, yani tekrar normale dönüşünde hemen olmayacağı söyleniyor. Aşama aşama getirileceği söyleniyor. 1,5 milyon kişi işsiz kaldı bu sırada. Zaten İspanya'nın bir işsizlik sorunu vardı. Sayılara bakıyorum, 100 bin kişiye ceza kesilmiş uymadıkları için kurallara. 1000 kişi de gözaltına alınmış polise direndiği için ya da dışarıda olduğu için. Yürüyüş, spor, herhangi bir sosyal etkinlik yasak. Aynı aileden 2 kişi aynı anda sokakta olamaz, daha fazlası da. Sosyalleşme kesinlikle yasak. Çok zaruri olduğu hallerde çalışabiliyorsunuz. Ya da eczaneye ya da bankaya gidebiliyorsunuz. O durumda da polise bildirmeniz gerekiyor. Peki... Yani resmin bu haftadan sonra tıpkı İtalya'da olduğu gibi düzeleceğine dair herhangi bir işaret var mı? Çok sıkı uygulanıyor karantina ve sokağa çıkma yasakları. Bundan sonrası için ne konuşuluyor İspanya'da Elçin? Evet, herkes bunu soruyor zaten. Pedro Sanchez'e de bunu soruyorlar. Biz ne zaman o halden çıkacağız? Çünkü inanılmaz bir ekonomik zarar var. Sadece bu yıl için... İspanya'nın gayri safi milli hasılasının %10'una denk gelen 120 milyar avroluk bir zarardan söz ediliyor. Biliyorsunuz İspanya turizm ülkesi. Evet. Fakat kimse bunun gerçekten ne zaman biteceğini öngöremiyor. Bu hafta dediler zirve olacak ve bundan sonraki önümüzdeki, çünkü o 2 haftalık, 14 Mart'ta başladı karantina. Evet, 14 Mart'tan sonraki 2 haftadan sonra sayılara bakmak istiyorlar. Fakat her gün ölümler yüzlerle ifade ediliyor. Ancak istatistiklere baktığımız zaman bir minik bir düşüş var artışta diye ifade ediliyor. Ancak sanırım hükümet de durumu kontrol edemedi. Ben kısa vadede çok büyük bir normalleşme beklemiyorum. 2 hafta sonra, yani o hal
kalktıktan sonra eğer kalkarsa, ki okulların tekrar açılmasını çok az bir olasılık olarak görüyorum, yavaş yavaş aşamalı bir iyileşme olabilir. Önümüzdeki hafta asıl sayıları göreceğiz. Birazcık burada yaz havası var. İnsanlar üzgün, insanlar moralsiz. O yüzden de bunun da bir de ekonomiye de yansımaları olacak. Sanırım Nisan kolay geçmeyecek İspanya'da, ama dediğin gibi İtalya'dan sonra biz de ümit ediyoruz sayılar yavaşlar ya da ölümler azalır diye. Çok teşekkür ediyorum. Geçmişler ben olsun. Ben teşekkür ederim. Sen, eşin ve güzel iki çocuğun çok dikkatli olun. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkürler. Selamlar. Teşekkür ederiz. Vaktini ayırdığın için de çok teşekkür ederiz. Herkese kolaylıklar gelsin. Sağlam kalın, iyi, emniyette olun, sağlıklı olun. Çok teşekkürler Elçi, vakit ayırdığın için. Teşekkürler abi. Aynen. İzleyicilerimizden mesaj geldi. Çekle alakalı olarak büyük bir kısmı çekin tahsilatına, kalan bir kısmı Ahmet Hoca'nın da dediği gibi ufakçık bir cari ödeme varsa o günle alakalı bankanın bildiği, ona harcattırmaya müsaade varmış. Yani verdikleri para bankada bulunan çekin tamamen kendisine karşı, bir kısımda cari harcamaya karşı kullanılabilirmiş öyle. Peki. Ya hiç yoktan iyidir ha. Var onu da söyleyeyim yani, yani. Ama bunlar hepsi borç. Ama yani bu borç. Ödenecek. Bu borç ve bunun böyle yapılması da normaldir. Ödenecek. Yani. Ödenecek. O çeki görmeden bırakırlarsa parayı, o para başka yani, yerlere gider. Yani şöyle bir şey, keşideciye veriyorlar büyük ihtimalle. Çünkü para, zaten çeki getiren onun karşılığında bir kredi alıyor. Çifte kredi olmaz aynı teminata. Dolayısıyla keşideci. Ya bir hala kredi, para full düşünecekler mi, ne bileyim. Düşünüyor. Dünya çöküyor ya. Ama şöyle, yani. Şöyle insanlar Türkiye'de alacağından battığı için, Ahuhan'ın borcundan genellikle çok az kişi batar. Herkes alacağını tahsil edilmediği için borcunu ödemeyip öyle batar. Sabahleyin sesli olarak da Spotify'a artık koyuyorum yazılarımı. Çünkü diyorlar ki hoca biz araba kullanıyoruz, okuyamıyoruz diye. Hani bir öyle bir iyilik de yaptım, herkes bir okusun diye. Bu normal, hepimizin yaşadığı işte. Türkiye'nin bir de korona öncesi ekonomik gerçekleri o de vardı. Bu korona çıktı diye geçmedi yani, gitmedi yani. Parantezi kapatıyorum. Bir model Birleşmiş Milletler toplantısı. Ha, bir model, orada bıraktık işte, filmi. Bir şuydu hikaye. Bir dediğim gibi güzide bir okulun öğrencilerinin düzenlediği bir model Avrupa Birliği hükümetleri çalışmasında çocuklar bana geldiler ve dediler ki hocam biz bu virüs meselesini, salgın meselesini ele almak istiyoruz. Liseliler dedi. Tabii liseliler dedi. 2 sene oluyor. Ve tamam dedik yani, yapın. Türkiye'nin değişik yerlerinden birçok okuldan öğrenci geldi. Meselemiz virüs. Bir senaryo hazırladılar, o bayağı uzun süren bir iş. Bir 6 aylık bir çalışma, işte şu olsun bu olsun, arada şöyle bir krize şöyle bir faktör eklensin. Birisi şöyle desin, öbürü şöyle yapsın falan falan, böyle bir şey senaryosu var ciddi. En sonunda çocuklar oyun ya da o model çalışma yürürken çocuklar geldiler, dediler ki hocam, onların tabiriyle yürümüyor tartışma. Yürümüyor tartışma. Neden yürümüyor? Çünkü herkes sınırları kapatıyor. Çünkü herkes sınırları kapatıyor. Yani böyle çocukça şey olur mu? Oğlum, içimden o zaman şey diye geçirmiştim. Bunu çocukça olup olmadığını görmeyi hiç istemem. Of. Ya bugün olan duruma bakın. Realitenin 18 yaşında çocukların, 17-16 yaşında çocukların verdiği kararlardan çok farklı olmadığını göreceksiniz. Çünkü bazen, bu sefer de Shakespeare'e referans vereyim, mecburiyet kadar büyük erdem yoktur. Ve mecburiyet kadar büyük erdemin olmadığı zamanlarda işin doğrusu insan ön beyniyle karar vermez. Limbik sistemle karar verir. Limbik sistem bizim eski beynimiz. Ve o eski beyinden başlıyor beyin büyümeye. En son olgunlaşan kısım bu frontal korteks. Öndeki o rasyonel karar veren yer. Onun için delikanlılar, genç kızlar biraz deli dolu olurlar. Çünkü limbik sistemdir faaliyette olan. Daha içgüdülerle. Yaşla alakalı bu yani. 20'lerin başında şey oluyor. Bir hale yola geliyor yani. Ondan evvel yok. Fakat böyle tehdit altında kaldığımız zaman o devreye beyin o eski beyinden, antik beyinden veriyor karar. O antik beyinden karar verirken
16-17 yaşındaki çocuklarla aynı reaksiyonu veriyor. Aynı reaksiyonu veriyor karar vericiler. Şimdi istersen şeyi anlatayım mı? Rejimler meselesi. Şunu bir size sorayım. Bu Almanların 8 yıllık koronavirüs raporu ortaya çıktı. Böyle ortalığı karıştırdı. Vay Almanlar bunu biliyor. Elmas Topçu da Almanca'dan bir gazeteci arkadaşımız dedi ki her sene birkaç tane tatbikat yapılır. Ya kim? O tatbikattan sonra yapılan bu koronavirüs tatbikatını yapmışlar 2012'de. Sonra patlayıcılı kimyasal saldırı tatbikatı yapmışlar. Evet. Sonra biyolojik saldırıyla siber saldırı simülasyonu yapılmış. En son Kuzey Denizi kıyısında sel baskını tatbikatı yapmış. Ben söyleyeyim 16 ay yedek subay askerlik yaptım. En aşağı 4,5 aylık acemilik sürecinde 17 kere biyolojik silah, bilmem kaç kere nükleer silah tatbikatı yaptırttılar bize. Ondan sonra da F-16 uçaklarının projesinde çalıştım. Orada da yaptılar. Yani bu normalde insanlığın ortaya çıkardığı tehlikelerle rutin şekilde yapılan tatbikatlar. Ya bunun arkasında bir komplo teorisi aramayın artık ya. O zaman şunu diyeceğiz. 2003'ten beri biz bu Ahmet Hoca, savaş oyunlarını bak, biliyorsunuz hatırladın mı? Hocam. 1997'de ben askerlik yaparken bana resmen biyolojik silah tatbikatı yaptırdılar. Bak ta o zamanlardan biliyormuş askeri. Ya Allah aşkınıza yani bir şeyleri yaparken biraz gerçek dünyadan bir haber ne olunca. Planı, bilmem ne planı. Bunlar tabii çok şehvetli şeyler. Böyle komplo teorisi uydurunca millet daha rahat dinliyor. Ay bak gördün mü diyor. Ya bu zaten var. Yani var ortada var. Yani bu zaten yaptırılıyor bize bu tatbikatlar. Şu anki yedek subaylar ya da biz yapıyor. Biz de yaptık. Dünyanın değişik yerlerine gittik. Yapalım. Böyle senaryoları yönettik. Bunların bir kısmının fikirleri bizim gibi insanlardan çıkmıştır. Bir kısmının fikirleri gittiğiniz yerdekiler tarafından verilir. Aha söylüyorum 16-17 yaşındaki lise çocukları. Onlar bile buluyorlar. İsterseniz hani çok meraklısı varsa böyle haber yapmak noktasında benimle temas etsinler. Ben onları o senenin 17-18 bugün 19-20 yaşında olan çocuklarıyla buluşturayım. Onların ellerinde zaten orada konuştuklarının kayıtları falan var. Belki size yardımcı olur. 3-5 tane haber yazarsınız. Bu saçmalık falan değil mi? Bu tabii canım. Bu saçmalık mı? Birinci sınıf öğrencisi falan. Bu saçmalıklarla uğraşmayın artık. Akıllı olmaya gayret edin. Yani mücadele etmeye çalışın. Senaryo uydurmayın. Bir mücadele edin. Sosyal tecrit. Dün ne demişti ben? İhtiyari tecrit. Bunu yapın. Tabii Sayın Bakan diyor ki herkes kendi olağanüstü haline ilan etsin. Peki fabrikalarda çalışan adam işe gitmediği zaman 2 gün ona iş kanununu işletiyorsanız nasıl yapacak kendi olağanüstü halini? Eve ekmek getirmek zorunda. Değil mi? Murat Bey'in istatistiklerine baktık. Bir kişi 4 kişiye bakıyor. Doğru. Kendi dahil olmak üzere. Yani bu böyle herkes kendi olağanüstü halini ilan etsin demek işçinin patrona ayak değil mi sürmesi anlamına evet. gelir. Patron da diyor ki bak iş kanununda ne yazıyor? 2 gün üst üste gelmezsen diyor, devamsızlık gösterirsen seni diyor haklı işten çıkarma, haklı fesih sebebi olur. Şu da olacak, onu da söyleyeyim. Yani bu dönem bir fedakarlık dönemi ise bu fedakarlığın bütün toplum tarafından taşınması lazım. Ben şuna inanıyorum, onu net olarak söyleyeyim. Bu dönemde yani koşulları çok ağır olur, bunu anlarım. Yani o biçim, onu zaten çevresi de bilir o tür bir işletmenin, o işletmenin sahibinin ama tedbir alayım diye daha önceden hele sermaye birikmişliği var olan firmalarda işçi çıkarmalar, şunlar bunlar olmaya başlarsa ben buradan uyarayım, en azından bir görev yapmış olayım. Bakın çok net söylüyorum, bu iş bittikten sonra hele de Allah yüzümüze bakıp diyeceğim artık kısa zamanda biterse bugün işten adam çıkaranları pek kimse unutmaz. Tabii unutmayacak. Yani şöyle sabahki yazımda da belirttim. Türkiye'deki şirketlerin %90'ının ne böyle bir virüs salgını ne de herhangi bir finansal türbülansa hazır olmadığını zaten biliyoruz. Küçücük sermayeler, devasa cirolar. Hırslıyız. Bizim iş kadınımız, dünyada iş da öyle Emre. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı bir araştırma tabii, var. Şirketlerin yani. %10'undan daha azının evden çalışma noktasında bir contingency yani bir acil durum. Digital inclusion dediğimiz yani dijital dönüşümü gerçekleştiremediği için fabrikasında hala 5000 kişi çalıştırdığıyla övünen konvansiyonel patronlar var yani. Tamam mı? Kadın ya da erkek. Geçenlerde bir tanesi bana şey atmış.
tweetten bana cevap yazmış bir hanımefendi hem de patron. Demiş ki tabii senin tuzun kuru, nasıl tuzun kuru anlamadım benim. Ya sanki çoluk çocuk bakmıyoruz, onların okul taksitlerini ödemiyoruz, havadan para kazanıyoruz. Bizim çalıştığımız müesseselerde sıkıntıya girdiği zaman bize ne yapacaklar? Helikopterle para mı yağdıracaklar? Yani boş konuşma aslında bu. Tamam. Yani iş kadınlarımıza, iş adamlarımıza önemli bir kısmı boş konuşuyorlar. Yani bu boşlukların arasında bir şey söyleyip insan hayatı paranın önüne geçemez. Tamam. Bunu öğrendikten sonra iş kolay. Gene Dünya Ekonomik Forumu rakamı bak. %10'u şirketlerin acil durum planlarında %10'undan azı bir küresel salgını hesaplarına katmış vaziyetteler. Evet. Ve şirketlerin %50'den aşağısı, bu daha da çarpıcı. Hadi öbürü başka bir şey ama şirketlerin %50'den azı çalışanlarının evden çalıştığı, uzaktan çalıştığı bir senaryoda verimliliği nasıl düşmeyeceği üzerine bir planlama yapmış vaziyetteler. Bunlar çalışanlarının yarısından daha azını da evden çalışmaya bir gün iki gün bunları denemek için zorlamışlar. Yani dünya hazırlıksız. Ama devletler için aynı şey söz konusu değil. Ciddiyeti olan devletler, Almanya'sı, şusu busu, bunlar bu bariz çünkü bu. Şimdi şunu hatırlamıyor insanlar. SARS ne oldu? Ben siz haberi geçeceksiniz diye sözümü kaç kestim tane ama. Haberim var, onları yani, bir vereyim yani. İstiyorum SARS, da. SARS ne oldu? SARS çıktı. Fakat çok hızlı söndü. Tabii. Çok hızlı söndüğü için bütün dünya fark etmedi ne olduğunu. Anlamadım. Yani o bir küresel pandemik olsaydı zaten ayvayı yemiştik %10 ölüm oranıyla beraber. O günden beri Almanya gibi ülkelerin tamamı bunu bir sabit senaryo unsuru olarak düşünüyorlar. Aa. Sabit senaryo unsuru bu. Çünkü olabilecek bir şey. Oluyor artık yani Donald Rumsfeld'in meşhur, senin iyi hatırlayacağın sözleriyle, bu bilmediğimiz bilemediklerimizden yani bir tanesi değil. Bildiğimiz bilemedikler. Gencecik bir bakın, bu gençler için, dedeleri sokaklardan toplayan, kendileri gezen gençler için Dilek Tahtalı gencecik bir kadın nasıl vefat etti? Ve bir eski CHP milletvekili, kendisi de doktor, hastalığını nasıl paylaştı ve neler önerdi? Henüz 33 yaşındaydı. Koronavirüse yakalandı. Günlerce mücadele verdi. Ancak yaşama tutunamadı. Dilek Tahtalı koronavirüsün Türkiye'deki kurbanlarından birisi oldu. Hastanedeki son görüntüleri yürekleri dağladı. Bu sözler Dilek Tahtalı'nın kayıda geçen son sözleri oldu. Bir insan olarak, bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha fazla dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için market alışverişlerinizi çok azaltın. Sokak gezmelerinizi çok azaltın. Büyüklerle ilişkinizi çok azaltın. Sıkıcı bir durum ama geçecek. Ne olur evde kalın, evde kalın, evde kalın. Evde kalmak bu hastalığın en büyük ilacı. Bu arada benim sağlık durumu son derece iyi. Ne ateşim var, çok hafif bir öksürüğüm var. Genel sağlık durumu çok iyi. İştahım yerinde, sağlığım yerinde. Bir iki gün içinde taburcu olmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Bugün farklı bir dünya var. Kurallar değişti. YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. O kararları YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç açıkladı. Koronavirüs tehdidi nedeniyle yüksek öğretimde tatil uzatıldı. Üniversitelerde bahar dönemi yüz yüze eğitim olmayacak. Uzaktan eğitim kapsamına girmeyen durumlar içinse dersler yaz aylarında tamamlanacak. Bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Üniversitelerimiz açık öğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersleri tabii ki yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar.
Şimdi birazdan üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl geçti? Hem burada iki tane hocam var hem de Kapadokya Üniversitesi Rektörü Skype ile aramızda olacak. Ama önce bu kadar zor süreçte bakın doktorlarımız, Doktor Fatih Üstün, o sağlık ordusuna borcumuzu ödeyemeyiz. Ben eşinden çocuğundan enfekte olmasınlar diye farklı bir evde yaşamayı göz alan sağlık ekibinden sadece bir tanesiyim. Eminim bu zor günleri atlatacağız. Güzel günler bizi bekliyor. Yeni yaşın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin oğlum. Oğlunun doğum günü kutlamış. Biz de buradan kutlayalım Fatih hocamızın. Çok dikkatli olsunlar. Hepsi çok çok kıymetliler bu dönemde. Dün bazı kumanya fotoğrafları gezdi sosyal medyada. İçimiz acıdı. Sadece bizim içimiz acımamış. Türkiye'nin en büyük şirketinin içi acımış. Ve bakın nasıl devreye girmiş. Arçelik Global. Hastanelerdeki temel ihtiyaçları karşılamak üzere çamaşır ve kurutma makinelerimiz, fırın, çay, kahve ve tost makinelerimiz Türkiye'nin kahramanları için yola çıkıyor. En büyük desteği hak eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Ya kızacaklar birileri biliyor musun? Ya betona dökmeseniz de şu doktorlar bakın hakikaten iki parça peynirle bir dilim ekmekle bir kumanya fotoğrafları gördüm içim yandı. Söylemek de istemiyorum ama söylemek zorundayım. Bir tane de sonuncusu sevgili Murat Yetkin, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı ile konuşuyor. Onlar bir süredir şeffaflık konusunda çok ısrarcılar. Ve diyor ki gerçek hasta sayısını Cumhurbaşkanı açıkladı diyebilir miyiz diye soruyor Murat Yetkin. Başkan da diyor ki koronavirüs tanısıyla tedavi alınan hastaların gerçek sayısını Erdoğan açıkladı diyebiliriz. Ancak aradaki farka dikkatinizi çekiyorum. Bakana göre test pozitif çıkan hasta sayısı 2433. Cumhurbaşkanına göre test pozitif çıksın ya da çıkmasın gerçek hasta sayısı 8455. Eyvah. Cumhurbaşkanının hesabı ve rakamı daha gerçekçi diyor. Vaka hani test görsün görmesin hasta olan herkesi Cumhurbaşkanı kötümserse gerçekçi senaryoyla diyor ki en az bu diyor yani. Şimdi, zaten bir kişiye dört kişi bunun bir oranı var ya. Yani. Bir tane test vakasına göre. Bir tane durumu ağır İşte hastanede şurada burada olan vakanın karşılığında 4 tane de hafif geçiren şüpheli insan var. O yani bu tam o hesap değil ama kabaca çarparsan tutar yani. Şimdi bu Kanal İstanbul meselesine bir bağladınız. Onu anladım ben. Hani şimdi şöyle itiraz eden var bana diyor ki şimdi bana ama hocam bu diyor bu para devletten kızıyoruz, çıkmayacak. Kızıyoruz Diyanet deyince birileri ayağa kalkıyor. Yani şimdi devletten çıkmayacak diye arkadaş devlet parmakla buraya para harcayacaksın diyorsa iş insanına oraya göstermesin diyoruz biz. Bak burada bu kadar devletten para çıkmayacak diye diyor onun o kredi kullanılacak. Tabii canım. O kredi mevkumunu anlamamış soruyu soran. Yani memleketin lazım olan kaynağını buralarda harcamanın ne şu an ne de bundan sonra lüzumu olmadığını ben demedim. He. Demin rahmetle andığımız Erdoğan Alkin Hoca söylüyor. Diyor ki mega proje işi bitti. O modern zamanların tuhaf işleriydi diyor. Lazımdı, yapıldı. Bak dur şimdi sana burada bir soru sorayım. Modernizmin sapıklıkları. Bu da yani öbür hayatında ekonomistlik yapmış bir siyaset bilimcisi olarak kafamın içerisinde şunu döndürüyorum ama sen ne düşünüyorsun merak ederim. Şimdi bu buradan çıkış belli ki önce deflasyon sonra enflasyon bir çıkış olacak. Doğru. Böyle bir zamanda bir de işsizlik de dünyada ne yaparsak yapalım 188 milyon işsiz var dünyada. Buna 25 milyon falan eklenir diye de bir hesap var onları da eminim biliyorsun. Şimdi çıkış noktasında herhalde en çok adı geçecek olan kişi Keynes olacak. John Maynard Keynes. Hı hı. Ve Keynesyen projeler. Keynesyen projeler derken devletin kamunun müdahalesiyle. Evet, yapılan. Gene inşaat. Ya mega projeler. Şimdi mega projeleri gerçi buradan Keynes öyle bir şey dememiş. Mega projeleri hiç bahsetmemiş. O mega demiyor tabii de. Roosevelt onu öyle anlamış. Benim sormak istediğim şu. Şimdi Amerika'da o Hoover Barajı mesela bunun bir örneği. 1912'de Panama Kanalı. Panama Kanalı bunun bir örneği. Şimdi bu projeler bunların üzerinden sence ekstra bir meşruiyet. Bak bir meşruiyet. Hı-hı. Çok işsiz var. Hı-hı. Böyle. Hı-hı. İki ekonomiler küçüldü. Dolayısıyla bunları yapalım bir ekstra rasyonel. Hı-hı. Tamam. Çünkü bunlara para harcayalım, hı-hı, büyüme olsun. Üç parabollaştı.
Dolayısıyla bu ortada dolanan fazladan parayı bir yere kolaylığına harcayacağız deyince oradan bir irrasyoneliteden beslenen ekstra rasyonel. Bu üç faktör bir araya gelmez mi? Üçüncüden başlayın. Para bollaştı ama Türkiye'ye uğramaz. Çünkü bollaşan doların Türkiye'ye gelmesi için Türkiye'nin 21. yüzyılda kabul edilecek bir hikayesi olması lazım. Şu an Türkiye'nin ortada kabul edilebilecek yatırımcı tarafından da onaylanmış bir hikayesi yok. Olmadı, uzun yıllardır da yok zaten. Tamam, şimdi buradan o zaman sana sorduğum soru sıralamasının tersinden şunu söylüyoruz. Ekstra rasyonelden faydalanmak için buradan çıkışta iyi bir hikaye lazım. Ben diyelim. Şimdi olumlu olsun mesaj. Bu işleri bir satranç tahtası gibi birden 10 ve sonuncu hamleye kadar düşünmek lazım. Benim en büyük tepkim gençlere kendi bedenleri üzerinden bir gelecek tayin etmemeliyiz. Yani inşaatta çalışacaksın sen. Madem işsiz var, sana vaat ettiğim en baba proje inşaatta çalışma. En kötü dozer operatörü olursun. Bu da geleceği kaybetmene neden olur. İki, çünkü beynini kullansın diyorsun. İki, bir de milli savunmaya insan kaynağı sağlama açısından da bakamayız gençlere. Şimdi gençlere diyeceğiz ki... O günler ki, geçiyor zaten. Evet, ama işte gördüğün gibi hani vaat edilen şey hep hani tabii. yurt savunması ve aynı zamanda inşaatla alakalı projeler. Şimdi bizim gençlere... Öyle deme, yurt savunulmasın demiyorsun. Tabii yani onu demediğini söyle şimdi. Yurt savunması kelimesini terbiyeli bir kelime olarak bulduğum ve onayladığım için söylüyorum zaten. Çünkü öbür türlü aslında söylenen başka bir şey. Peki. Yani yaşamayı vaat etmemiz lazım gençlere. Bir. İki, yüksek teknolojiyle yoğrulmuş, kendi kendine yeten bir insanlığı vaat etmeliyiz. Ve bunu da sınırlar ötesi yapmalıyız. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani Türkiye dünyadan azade bir şekilde kendini kurtaracağım diye bir iddiayla çıkamaz. O günler geçti çok. O zaman şunu söyleyebiliriz. Zaten tasarrufumuz yetmez. İkinci maddenin üzerinden şunu söyleyebiliriz o zaman. İkinci maddenin üzerinden geldiğimiz yer şu. Eğer o güzel hikayeyi yazmaz, o adaptasyonu sağlamazsak bu dönemin sonrasında dünya Mersin'e giderken biz tersine gideriz. Diyoruz şu an ve zaten. Ve orta dünyada kalacağız. Bu sefer ortaya çıkacak olan farkı kapatmak imkansız olacak. Birileri uçacak, birileri kalacak. Hemen birinci maddede de cevap verip Ahu Hanım'a sözü veriyorum. Biz büyüme meraklısı bir ülke olduğumuz için kalkınmayla aramız iyi değil. Yani büyüme dediğiniz hani herkes şey yapıyor. Ah bu çocuk nasıl büyüyecek de çocuğu olanlar bilir. Ya çocuk büyüyor arkadaş, zaten bıraktığın zaman ne versen büyüyor. Önemli olan çocuk sağlıklı mı büyüyor, akıllı mı büyüyor, psikolojisi düzgün mü büyüyor. Biz iyi bir eğitim psikolojisi bozuk, kötü beslenen kocaman şişman bir çocuk icat etmek üzere onun cüssesine güveniyoruz. Halbuki biz de sağlıklı, kaslı, aklı başında, değil mi? Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunan, psikolojisi düzgün, aynı zamanda adaletli, vicdanlı, ahlaklı bir nesil yetiştirmek üzere, ama bunu biz inşaatla falan sağlayamayız. Yani bu inşaat bu konunun çok dışında bir şey. Bizim vaat edeceğimiz şey şu. Biz evvel emirde elimizdeki paralarla mevcut şirketleri bir kere bir ayakta tutacağız. Eğer gerekiyorsa da bazılarını kamulaştıracağız. Başka çare gözükmüyor. Ondan sonra bununla alakalı da devlet yönetiminde mutlaka müthiş bir rönesans, müthiş bir reformasyon. Altına imza atarım. Benim de söylemek istediklerim bunlar. Bu kadar. İnsan 30 sene boyunca arkadaş olunca ona soru sorabilir. Beraber zaten. Ama yani öyle bir satranç oyunu ki mesela 5 tane aynı masada oynanır ya yarışmalarda. Öyle oynamak gerekecek bu dönemde satranç. Bunu da ayrı oyunu, bunu da aynı anda oynayan. Merkezden yönetiyorsanız eğer, artık merkezden yapamazsınız iddiasına girmeyeceğim. Merkezden yöneten saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın her kesimin söylediğini birebir kendisine ulaşacak mekanizmayı yaratması lazım. Aksi takdirde oligarşi olur. Bu da çok net büyük değil mi? Onu da sormak istiyorum. Yani zor. Ahmet Hoca'ya ben de soruyu sormuş oldum. Her şey tek adamda olursa olur mu soracağım ama önce bir herhalde epey bekletiyorum. Sevgili Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karaser. Hocamız Skype attığımızda. Hocam çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam günaydın. Ahmet Hocam merhaba, Emre Hocam merhaba. Sağ olun hocam. Hocam ilk hafta nasıl geçti? Şimdi bütün üniversitelere yayılmasını talep ediyor Yüksek Öğretim Kurulu. Altyapısı hazır olanlar, olmayanlar, herhalde eksikler tamamlanacak ama sizler için nasıl bir tecrübe oldu? Öğrenci katılımı nasıl? Türkiye için yeni bir fırsat mıdır uzaktan eğitim, özellikle yüksek öğretim? Evet, çok teşekkürler.
Tabii bütün Türkiye'deki resmi benim buradan görmem imkansız. Size konuştuğum yer Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde. Kapadokya Üniversitesi'nden konuşuyorum. Hatta idari binamız da Ürgüp ilçesinin Mustafa Paşa, eski adıyla Sinasos köyünde bulunuyor. Ama şöyle bir şansımız var. Hem Türkiye olarak, Türkiye'deki üniversitelerin geneli olarak hem de biz olarak pek çok konuda uzaktan eğitim tecrübesine sahip üniversitelerimiz var. Biz de onlardan biriyiz. Bizim 2014 yılından beri kurulmuş, çok sağlam denenmiş bir uzaktan eğitim sistemimiz vardı. Özellikle çocuk gelişimi gibi, turist rehberliği gibi bölümlerde uzun yıllar boyunca denemiş olduğumuz 6-7 yıllık bir tecrübe birikimi vardı. Tabii bu olağanüstü hal gelince de bunu bütün öğrencilerimize tekil olarak tanımladık ve sorunsuz gidiyoruz. Kullandığımız yazılımda yine uzun zaman önce Türkiye'de bir Türk firması tarafından geliştirilmiş bir yazılım. Çeşitli üniversitelerimiz farklı yazılımlar kullanıyorlar. Kendi geliştirdikleri yazılımlar var. Türkiye'nin internet fiber altyapısı da oldukça müsait. İşin doğrusu şunu söylemem herhalde mümkün ki 23 Mart 2020 sabahı itibariyle bizim en azından üniversite olarak eğitim uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden tüm teorik derslerimiz hem senkron hem de asenkron olarak ve normal ders programı uyarınca uzaktan eğitime kaydırabildik. Ve normal ders programında öğrenciler evlerine gönderilmişlerdi biliyorsunuz bir hafta öncesinde. Normal ders programları üzerinden hocalarımız, evden ders veren hocalarımız var. Üniversite stüdyolarımız açık. Onları gelip kullanan hocalarımız var. Yaklaşık aslında çok büyük bir operasyon bir üniversite evet. için. Ahmet Hocam çok yakından bilecektir ve takip etmiştir konuyu en azından kendi üniversitesinde. Bizim mesela küçük bir üniversiteyiz. 4000 küsur öğrencimiz var. Bu dönem açtığımız yaklaşık 883-885 ders var. Bunların hepsinin uzaktan eğitime kaydırılması, bütün öğrencilerin uzaktan eğitime tanımlanması gerekiyordu. Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Dediğim gibi hem üniversitemizin hem de Türkiye'de uzun zamandır artık yerleşmiş bir altyapının sayesinde oluyor. Bu köye kadar döşenmiş bir fiber kablo hattı var. Onun da bize vermiş olduğu çok büyük bir kolaylık ve teknik altyapı desteği var. Bütün bunları tabii ki göz önünde tuttuğumuzda kendimizi şanslı hissediyoruz. Tabii Yüksek Öğretim Kurulu da bu kriz yönetiminde oldukça iyi bir şekilde kriz yönetimini gerçekleştirdi ve hızlı kararlar aldı. Önümüzü görmemizi açtı, yolunu açtı en azından. Bunun dışında bütün teorik derslerimizi diyeyim daha doğrusu uzaktan eğitime kaydırmanın yanında topluma hizmet çalışmaları da yapıyoruz. Mesela üniversitemizin YouTube kanalından Evde Kal Sıkılma başlığıyla Türkiye genelinde okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik her gün toplamda 3 saat eğitim veriyoruz 3 ayrı ders başlığı altında. Hemen yine YÖK'ün yönlendirmesiyle bu olağanüstü durumda COVCOM isimli COVID komisyonları veya korona komisyonları kuruldu her üniversitede. Çoğu zaman merkezi otoritenin yetişemediği yerlerde ve müşahhas somut karar alınması gereken yerlerde bu COVCOM'lar toplanıyorlar ve kararlarını alıyorlar. Bunları dokümante ediyorlar ve bir şekilde eğitim süreci devam ediyor. Geçen günlerde bazı haberler çıktı işte üniversiteler tamamen tatil edildi bu bahar dönemi yok gibi aslında çok yoğun olarak devam ediyor ve başlangıçta sorduğunuz sorunun cevabını vereyim aslında devamsızlık oranı veya devam oranı çoğu derste %80-82'lerdeyken şu anda %95-96'lara ulaşmış durumda öğrencilerimiz de aslında evlerinden veya internete erişimi olan her yerden derslerine çok daha fazla devam sağlıyorlar. Çok kısacık bir şey sorayım, sürem az ama biz bunu burada konuşmaya devam ederiz. Vakıf devlet üniversitesi arasında bir şey farkı olacak mıdır bu sürecin sonucunda efendim? Pek çok öğrencimiz devlet üniversitesinde okuyorlar. Eğitim kalitesi vesairede bir sıkıntı, bir farklılaşma, bir hani makas açılma kaygınız var mı bir eğitimci, bir yönetici olarak? Tabii yani bu büyük resmin incelenmesiyle ortaya çıkabilecek bir şey. Bu konuda yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ancak vakıf üniversiteleri tabiatları itibariyle daha küçükler ve daha hızlı karar alıp uygulayabilen bir kısımları var. Kamu üniversite, devlet üniversiteleri ağırlıklı olarak çok fazla öğrenci, öğretim üyesi, idari personel sayısına sahipler. Tabii ki onların
bağlı oldukları farklı finansal mekanizmalar da var. O yüzden yani ikisini bir arada aynı havuza koyup değerlendirmek çok doğru olmaz. Bir makas açılır mı açılmaz mı, bunu da yine zaman gösterecek. Ancak şu var, pek çok devlet üniversitemizin de çok hızlı bir şekilde dijital platformlara kaydığını ve uzaktan eğitime başarılı geçişler yaptığını ben en azından yakın çevremden gözlemliyorum. Özellikle Anadolu Üniversitesi'nin LMS Learning Management sistemlerini, dijital platformlarını diğer devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerine açması da çok iyi bir gelişme. Yani uzaktan eğitim tecrübesi olmayan üniversitelere de karşılıklı üniversiteler yardımlaşma ağı kurdular. Birbirlerine teknoloji transferi yapıyorlar, software'lerini paylaşıyorlar. Evet. Bu olağanüstü durumu inşallah hep birlikte el birliğiyle geçeceğiz. Çok Hasan Ali Hoca'yı ben uzun zamandır görmüyorum. Çok samimi, yakın bir dostumuz. Kendisi hakikaten buradan onu gördüğüme ve makamında gördüğüme de çok memnun oldum. Önce bir tebrik edeyim. Arkasından da bir şey sorabilir miyim? Bir reklama gidip döneyim mi? Kısacık. Tamam. Kısa olsa. Kısacık. Tamam, kısaysa. Siz Anadolu Üniversitesi'nden faydalanmıyorsunuz değil mi? Siz kendi kaynaklarınızla yapıyorsunuz. Evet, uzun zamandır kullanmış olduğumuz uzaktan öğretim sistemimiz var. Onu kullanıyoruz ama o da Türkiye'de yazılımı yapılmış ve denenmiş, uzun yıllar boyunca üniversitemiz tarafından denenmiş bir yerli yazılım. Gerçekten bütün tool'ları var bu yazılımların. Tabii size anlatmama gerek yok Ahmet Hocam ama belki izleyicilerimizin ilgisini çekecektir. Yani bütün dünyada çeşitli dijital platformlar 20 yıldır kullanılıyor ve çok yaygın kullanılıyor. Ve inanın bazen endişeler görüyorum. Efendim sınavlar nasıl yapılacak, işte uygulama eğitimleri nasıl yapılacak diye. Bütün bunlara yönelik araçları, tool'ları, modülleri olan yazılımlardan bahsediyoruz. O yüzden endişeye mahal olmadığını düşünüyorum. Doğru. Hepsi yapılabilir. Hasan Ali Hocam çok sevgiler. Hocam görüşürüz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Ben sizden gene bir hem hocamızı göndereyim hem sizlerden şöyle bir soluklama molası isteyeyim. Dışişleri Bakan Yardımcısı yanılmıyorsam canlı yayınımız var. Kısacık bir bağlanalım, kulak verelim. Virüs Danışma Merkezi ile ilgili yanılmıyorsam. Geçmiş olsa da çalışmalarını gerçekten büyük bir fedakarlıkla sürdürmeye devam ediyor. Keza merkez teşkilatımız pek çok birimimiz yine nöbet düzeninde çalışmaya devam etse de çalışmalarını aksatmaksızın devam ettiriyor. Ve bu anlamda bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde devam ettirmek adına bakanlığımızda da gerekli tedbirleri aldık. Sayın Bakanımızın daha önce ifade ettiği gibi gerek nöbet düzeni, gerek maske, eldiven ve dezenfektan temini, gerek çalışanlarımızın sağlığı açısından her bir girişimize termal kamera, işte sizler de girerken görmüşsünüzdür. Her bir girişimizde bugün termal kamera mevcut ve termal kamerayla bakanlığımıza giriş yapan her bir personel ve ziyaretçi bu anlamda bir ön kontrolden de geçmek suretiyle çalışanlarımızı ve çalışmalarımızı riske atmamak için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Ve bu anlamda bu tedbirleri almaya da devam edeceğiz ama hiçbir şekilde çalışmalarımızı da aksatmayacağız. Tabii koordinasyon ve destek merkezimizin çalışmalarının pek çok boyutu var. Bu salgın hastalığın dünyayı tehdit eden pek çok boyut olduğu gibi bu merkezimizin çalışmalarının da adeta kapsamını etkileyen, genişleten pek çok boyut, farklı boyutun farklı yönleri var. Tabii bunların en önemlisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki güvenliği ve sağlığıdır. Elbette bu hastalıktan korunmanın en önemli yolunun herkesin bulunduğu yerde en güvenli şekilde kalmayı devam ettirmesi olduğunu bütün yetkililerimiz, Sağlık Bakanımız, İlim Kurulumuz, Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade ediyor. Dünyanın bütün ülkeleri her bir vatandaşa, her bir vatandaşına evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Bizler de Türkiye'de hayat ve sığar parolasıyla her bir vatandaşımızın bireysel tedbirini almaya devam ediyoruz. Ama elbette bulunduğu ülkedeki koşullar gittikçe ağırlaştıkça ve o ülkelerde erişim imkanları sınırlandıkça vatandaş... Bu kendiliğinden olan bir şey değil değerli basın mensupları. Öncelikle burada çok büyük bir siyasi irade ve liderlik gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımıza güçlü koordinasyonundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza her zaman vatandaşımızın yanında olan ve vatandaşımızın taleplerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün ilgili kurumlarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve her şeyden öte
Bu zorlu dönemde belki de en çok etkilenen kurumların başında gelen ve gurur kaynağımız olan Türk Hava Yolları bize çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay bir operasyon değildi. Misyonlarımız bu salgın hastalığın etkilerinin en yüksek görüldüğü yerlerde görev yapıyordu. Sokağa çıkmanın yasak olduğu yerlerdi. Ve buna rağmen öncelikle listelerin toplanması, hangi vatandaşımızın ülkemize gittiğinin tespit edilmesi, bunların listelenmesi, iletişim bilgilerinin toplanması ve hatta havaalanına ulaşımlarına kadar bakanlık çalışanlarımız son derece fedakar ve kahramanca bir mücadele ortaya koydular ve bu operasyonu başarıyla icra ettiler. Ama talepler tabii ki bitmedi. Daha sonra farklı ülkelerden talepler devam etti ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 23-24 Mart'ta farklı 8 ülkeden daha sadece öğrencilerimize yönelik yine son derece önemli bir operasyon yürüttük ve bu operasyon sonucunda da 8 ülkeden 2721 öğrenci arkadaşımız ülkemize intikal etmiş oldu ve şu anda da Samsun, Sakarya, Sivas ve Mersin'de karantina altında son derece ferah, modern ve sağlıklı koşullarda karantinalarını devam ettirmekteler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran bir briefing veriyor. Yurt dışından getirilen vatandaşlarımız içinde bulundukları karantina süreçleriyle ilgili. Birazdan birazcık hani rejimleri de konuşalım. Hoca iki dakika dışarıya şöyle nefes almaya çıktı. Ama bu arada bir iki tane size sormam gereken ekonomi başlığı var. Buyurun. Hocam. Bunları bir önce belki haftaya sevgili Emre Özpeynirci de gelir konuk edersek. Hocam siz de şöyle alalım oraya. Teknoloji tabii bütün bu süreçte buradan alacağımız ders arasında bir de o var. Yani bütün dünya seferberlik halinde. Hı. Sizin de söylediğiniz hani askeri teknolojiyi sivile çevirme, harp teknolojisini. Ya da tersine sivil askeri. Sivil askeri. Şimdi 10 günde ventilatör kim üretiyor? Dün konuşuyorduk hakikaten Türkiye'de ventilatörü. Baykar diyor ki beyaz eşyacılar bilir bu işi, onlarla birlikte yapalım diyor. Otomotiv yedek parça ile beyaz eşyacılar rahat yapar. Rahat yapar. Evet, şimdi rahat yapar. Burada da bir Dyson tabii. Dyson bu elektrik süpürgecisi. Evet. 10 günde 15 bin tane ventilatör üretiyor. Küçük bunlar ve hızlı portatif. Zor bir şey değil üretmek. Öyle mi? Tabii. Bunu ama düzgün çalış. Önemli olan direnci. Yani kaç kullanım vesaire bunlar. Ha, ama yapılabilir. Ve bunun içinde otomotiv, beyaz eşya ve diğer dayanıklı tüketim eşya, işte elektrik süpürgesi üretenler mesela. Çünkü mekanizma hemen hemen benzer. Aynı. Yani bir tanesi vakumluyor, biri geri veriyor. Çünkü mekanizmada bir farklılık yok. İçinde bir ventilator, anladığı gibi bir pervane teknolojisi, bir klimatizasyon teknolojisi de diyebiliriz buna. Çok yani rahatlıkla yapılabilir bu. Otomotivciler maske biraz tasarım gerektiriyor. Yani şık da şık derken bir yere hastaneyle alakalı bildirinin şey olması lazım. Bu evde nereye kurulur? Hastanede nereye? Ergonomik olması lazım yani onun. Evlere üretilecek diye korkuyoruz. En korktuğumuz şey. Emre Özpeynirci'nin hafta başında bize mesaj atmıştı, hatırlayacaksınız. Volkswagen, General Motors, Fiat, Ferrari, Tesla hepsi üretime ara veriyor. Tıbbi üretime geçiyorlar. Türkiye'de de anladığımız kadarıyla Ford maske üretimine başlıyor. Gölcük'teki fabrikasında kısmen şeyini, otomotivini. Bu bir sınavdır. Bak, ne anlaşılıyor buradan? Sanayi altyapısına sahip olmanın ne kadar önemli bir şey olduğu. Ara malı üretebiliyor olmanın bizim son 20 senedir en büyük eksiğimiz. Ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sanayi altyapın olursa her fabrikayı sonunda dönüştürüp oradan buradan destekle başka bir üretime teksif edebiliyorsun, adapte olabiliyorsun. Kalkınmanı kesintisiz sürdürebilecek şekilde o adaptasyonu da bir yandan öbür tarafa doğru ağırlığını değiştirmek suretiyle yürütebiliyorsun. Bu çok önemli bir nimettir. Türkiye bu nimetten faydalanan bir ülkedir. Allah'tan böyle bir altyapısı vardır. Bu altyapının ne pahasına olursa olsun ayakta kalması lazım. Kesinlikle. Burada da enflasyonuna falanına filanına sonra bakılmaz. Sonra bakarız. Bakılmaz. Bugün buna bakılmaz. İnşaat değil bu. Bu. Yani, hayır, bu, inşaatçılar, ya, bu inşaat seni kurtarmayacak. Darılmasın bize bu arada. Ben inşaat derken şu an itibariyle meselemiz bu değil. Şu an itibariyle meselemiz bu. Ve Türkiye'nin milli gelirine %23 maalesef katkıda bulunuyor. Çin %32 sanayisi, onu da söyleyeyim. Yani %23 ve bana şey diyorlar. Hocam işte istihdam bizde çok. Ya kardeşim, bu kadar istihdama sadece %23 katma değer yaratmanızda hani nasıl değerlendiriyorsunuz diyorum. Dolayısıyla Ahmet Hoca'nın dediği gibi sanayinin
milli gelire olan payını arttıracak çarpıcı, sıra dışı, marifetli projeler bu zamanda gelir. Türkiye gibi bir meslekçileri maske yapmaya başlar. İşte lokomotifçiler. İşte budur. İşte Türkiye gibi ticaret yaparak yaşamaya devam etmek zorunda olan bir ülkenin ekonomimiz bizim böyle yapısı. Altımızda hidrokarbon yok. Tabii. Ben hep Allah'tan yok derdim. İyi ki yok, ben de öyle. Yani bu şu altyapı anda başka türlü olmazdı. Anladın söyleyeceğimi, tabii seninle de senelere dayalı bir dostluğumuz olduğu için. Şimdi arada içimden geçmiyor değil yani. Sonrası için biraz olaydı, fena olmazdı diye, ama bu mu o mu deseniz bunu tercih ederim. Tabii. Türkiye Almanya'dan Hindistan'a kadar en büyük sanayi altyapısına sahip olan ülkedir. Ama bu ülkenin sanayinin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını %30'lar mertebesine, yani bir net 7 puan yukarıya çekmesi zaruridir. Tabii. Zaten kalkınma modeli de ihracata dayalıdır. Beyefendi İhracatçılar Birliği'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel sekreterliğini yapmış bir kardeşimizdir. Bu işleri gayet iyi bilir. Benim ondan öğrendiğim, ondan check ettiğim rakamlar bunlar. Dönüp soruyorum ona, ya ne oldu kilosu diye. Öyle. Kilosu 1.4 dolar. Öyle maalesef. Hala. Tamam mı? 1.4 dolar. Yani şöyle diyeyim size, bu kafayla da böyle kalacak. Evet. Ay demeyin, öyle olacak. Neden? Çünkü döviz yükseliyor. Yükseldikçe üretilen malın TL cinsinden değeri ortada. Böldünüz mü? Yani doların artışından daha hızlı katma değer yaratamıyoruz. Evet. İlginç bir durum. Yani virüsten hızlı davranmamız gerekiyor. Ama şu söylediği matematik öyle önemli ki. Tabii tabii. Yani %30'a çıkarabiliriz hocanın dediği gibi. Yani 7 puan arttırmak çok Türkiye için önemli. Ama şöyle diyeyim, sanayiciyi, aramalı üreteni küstürdük biz. 121 milyar dolar aramalı ithal ediyoruz biz şimdi. Korkunç. İthalata kurban ettik. Tabii küstürdük. Adam dedi ki ya ben madem öyle bari AVM yapayım dedi fabrika. Bakın 2002 nedir senesinde. Nedir aramalı? Mesela şu kullandıklarımız içerisinde bir aramalı şunlar mıdır? Ham madde değil. Ham maddeden işlenerek nihai mal olarak da kullanılabilen ama başka bir mamulün üretiminde kullanılabilen her şeyi aramalı diyoruz biz. Yani mesela çok basit hocam. Buğday ham maddedir. Evet. Ama un aramalıdır. Hamur da aramalıdır. Ha. Ama nihayetinde hamuru ve unu nihai mal olarak da markette satabilirsiniz. Ama bunun, ekmek nihai ama mal. Makarna, ekmek ve diğer biliyorsunuz hamura dayalı ürünler, una dayalı ürünler nihai maldır. Tamam, şimdi biz eğer buğdayı, zaten biliyorsunuz buğdaydaki durumumuz ortada. Şimdi biz yapabilecekken bir şey yapmayıp, ya bu zaten maliyetli, sürekli de dayak yiyoruz biz zaten sanayici olarak. Niye üreteceğim ki, ben ithal etmek daha kolay dediler haklı olarak. Ben dedi fabrikayı da böyle bak şehrin diyor en güzel yerinde, bunu da bir AVM'ye çevireyim dedi. Onda ne yapsın şimdi adam? Adam da diyor ki ilaç fabrikası bile öyle oldu. Yahu yani biliyorsunuz hani söylemeyelim, İstanbul'daki en güzel yer. Bunları bir yere taşıyabilirim. Yok söyle, niye söylemek? Maslak bir sanayi merkezi. Levent. Tabii bugün Levent öyle. Levent. Bu bölgelerin yerleşimleri, kadastral planları falan, bunlara baktığınız zaman da onları görürsünüz zaten. Bugün böyle. Tabii yani Maslak hala fabrika olsaydı demiyoruz. O da bir başka planlama meselesi bunu. Ama yani tam bu dediği hikaye oldu. Taşınmadı. Bakın 2002 senesinde Türkiye 100 dolarlık yüksek katma değerli ürün ihraç edebilmek için 85 dolar ithalat yapmak zorundaydı. 2020'ye geldik. Bugün 100 dolarlık yüksek katma değerli ürün yapmak için hala 85 dolar ithalat yapmak öyle zorundayız. Öyle yani ay çok fena. Bu yani. Şöyle, kronik vakadır bu. Sanayi ve bunu kimse konuşmuyor. Tabii sanayiciyi rantiye çevirme harekatının sonuçlarını şu an yaşıyoruz. Yani sanayiciyi rantiyeye çevirdik. Çünkü sanayici aslında iş insanı. Diyor ki ben diyor kurumu ölümsüz kılacağım. Ve bir şeyde ısrar edersem diyor, ben ve benimle beraber çalışanları diyor ne yapacağım? Bir de ailem dahil herkesi diyor mahcup edeceğim. Ben mahcup olmam diyor. Hmm. Mahcup olmaması için gerekli tepkiyi veriyor. Çünkü başka bir yer göstermiyorlar. Hala bugün ıslah organize sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinin beklediği birçok çözüm var. Bu çözümler gelmiyor. Niye gelmediğini de anlamadım bu. Ya bugün dünyanın birinci sayfasında vardı. Bir tane de onu söyleyeyim. Devam edin yani. Tek bir paket çözüm olmaz. TÜSİAD Başkanı'ndan Dünya'ya özel demeç. Simone abi küçüklükten beri tanıdığım için son derece rasyonel, mantıklı evet. Ve vicdanlı bir insandır.
Onun söylediklerini kulak asmak lazım. Ve Türk'tür de. Herkesin ismini soyadına bakıyor. Türk bilgisi, özgürüz Türk. Yani. KOBİ'lerin ve bir süre sonra da büyük işletmelerin tek başına kaldırabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Değil. Ama bakın tek bir paket çözüm olmaz ama paketi de doğru açıklamadık ya. Ben ilk açıklandığı günden bir ertesi gün size misafirdim, hatırlarsınız. Evet. Ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın pozisyonu öyle üstte ki hani bakanların açıklayabileceği bir 19 maddeyi kendisinin açıklaması yerine şunu demesini tercih ederdim dedi. Bir vatandaş olarak bunu söylemeye hakkım var. Siz sağlığınızı koruyun, gerisi bize emanet dedi mi Sayın Cumhurbaşkanı sözünü Türkiye'de çok kişi dinler. Şimdi onlar ne diyecek ki şimdi sayın bakanlarım gelecek tek tek açıklayacak. Paket kapsamlı bir paket değildi. Dolayısıyla biraz hayal kırıklığı da yarattı üstüne. Fakat bunun üzerinde şöyle de mesela buna kaynak var mı diyenleri eleştirdim. Var yani var. Ne her şeye para buluyoruz bunu bulamayacak mıyız? 100 milyar TL. Bir de daha fare doğurdu. Ya arkadaş acele etmeyin. Arkasından paketler açıklanacak. Açıklanıyor ama yine karmaşa oldu. Bakın teşvik paketleri açıklandı. Küçük kayboluyor. Geliyor, tek evet, tek geliyor, kayboluyor. Kimse bir sürü yani. eminim Emre'ye de geliyordur. Bize danışan bir sürü insan ya ne oluyor? Ne var? Bunun içinde ne var? O oldu mu, bu oldu mu diye. Dün Utku ve ekmekçiyle konuşuyorduk. Pancar üreticileri, şeker pancar üreticileri. Yabancılar soruyor. Ne oldu diyorlar profesör. Hani sizin ülke ne yaptı diye. Ya şimdi onu oradan al, bunu buradan al, resmi gazeteye bilmem, hepsini bir toparlayıp bir para ortaya koymaya çalışıyor. Vallahi çok zor. Yani ben anlamıyorsam vatandaş nasıl anlasın açılan paketlerin kendilerine ne gibi bir biraz iyilik yapacağı. Biraz devlet bu konuda yara bandı. Bu hep böyle. Bakın bir çok komik 30 saniye bir olay. İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gül'le başkan adaylığını açıklamadan evvel kendisinin bulunduğu İhracatçı Birliği'nde bir teşvik paneli düzenliyor. Ben de moderatörüm. Karşımıza 537 kişi oturdu. Ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir arkadaş teşvikleri attı. Vallahi bir saat anlattı. Sayfalar dolusu teşvik var. Ben de dayanamadım. Dedim üstad teşekkür ederim. Şimdi salona soruyorum dedim. Bu teşviklerden 10 tanesini bilen var mı dedim. Bir kişi bile elini kaldırmadı. Yok, evet. Peki dedim 4 tanesini bilen var mı dedim. 2 kişi elini kaldırdı. 2 tane hanımefendi. Meğerse bunlar teşvik danışmanıymış. Peki dedim ya üstad bunları açıklıyorsunuz da. Yok hiçbir faydası yok artık bu sistemin. Çünkü herkese teşvik verirseniz kimseye teşvik vermemiş olursunuz. Doğru. Dolayısıyla asimetrik bir büyüme modelidir teşvik. Herkese verilmez. Seçici davranır. Ama devletimiz elinden geleni yapıyor. Bir yerde yanlış yapıyor. Yani bir laf vardır. Hani ben kullanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere kullanmıştır. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenir. Herkese teşvik vererek bir yere gidemeyiz biz. Bir de ihracat yani, kredileri var. Tabii. O ihracat kredilerini de özel bankalardan kullanıyorsun. Özel bankalar vasıtasıyla. Tabii. Orada da sıra var, limit var, şu var, bu var. Mesela bunların açılmasının özellikle ihracatçı açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bu o. Bir de bankalar teşvik bu derdi deva olamayabilir benim teşvik korkum. Hayır, banka üstünden devlet veriyor krediyi. Ha. Ama banka üzerinden tabii, veriyor. Tabii, teminatı banka bankadan. Kalkınma Bankası veriyor, işte Exim Bank veriyor, diğer bankalar veriyor, kamu bankaları veriyor. Veriyor, verilmiyor değil. Bakın ben ayıp olur yani böyle bir iddiada bulunamayız. İkimiz de iş dünyasını gayet iyi bildiğimiz. Ancak iş dünyasında kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Teşviklere müracaatlar da karmaşık ya. Bunun karmaşık olma sebebini çok basit bir örnekle anlatayım. Deri mamullere teşvik geliyor. Her bir deri mamule seneler evvel bak şimdi değil bu. Tabii. Efendim diyorlar ki her bir deri mamul parçasına diyorlar ki 3 dolar. Birisi 1 milyon tane Barbie eteği ihraç etmiş. Karşıya da şirket kurmuş, tamam mı? Ondan sonra diyor ki bak ben de 1 milyon tane. O dümenleri hep tabii, oldum bittim şimdi, iyi biliriz. Tabii, Türk yeni arıyorsan bak. Bu, şimdi, tabii şöyle bir şey. İhracatçı meclislerinde birliklerinde çalışanlar çok akıllılar. Adamın harcadığı enerjiyle ortaya çıkardığı mala bakınca bunda bir şey olduğunu anlamışlar. Hemen o teşvik değişti. Yani bunu da yapmasın artık. Bu meslek örgütleri kendi işlerindeki arkadaşların ahlaka ve vicdana davet edecek söylemlerde bulunmaları da iyi olur yani. Hadi minicik reklam, hemen döneceğiz. Sonra sistem soracağım hocaya. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Boğal
alkışlar zor günlerimizde yanımızda olarak bize, milletimize güç veren herkese. Zor zamanlarında herkes yanında bir güç arar. Aradığımız o gücü bulmamız ve bu günleri hep birlikte geride bırakabilmemiz için başta kendi sağlıklarından çok bizleri düşünen sağlık çalışanlarımıza, komşusunun alışverişini yaparak yardımdan kaçınmayan gençlerimize, hizmet sektöründe canı gönülden çalışmaya devam edenlere, bankacılık sektörünün vefakar çalışanlarına elinden geleni, hatta daha fazlasını yapmak için olağanüstü bir çaba gösteren herkese minnettarız. Cesaretleri, azimleri ve emekleriyle yanımızdaki güç olan herkese teşekkürler. Vakıfbank, yanındaki güç. Bu cuma BİM'de Miele toz torbalı elektrikli süpürge 599 lira. Otomatik sıvı sabunluk 49 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Kalan süremizde bir haftadır hakikaten böyle sormak için yandığım sorular var Ahmet Kasıman Hoca'ya. Bütün bu sistem değişikliği, otoriter rejimler, az evvel siz şey ettiniz, özgürlüklerden taviz vermeye meyilli mi olur, seçimler ertelenir, dünya başka bir şeye doğru böyle gider mi? Bir de sevgili Ahmet Yavuz Paşa'nın dün bize attığı bir mesaj vardı, askeri hastane, askeri tıbbiye sistemi vaktiniz kalırsa daha geniş konuşun diyordu ama değinmek isterseniz merak da ediyorum hocam. Sorular yağdı bu arada, bir uyarı da yapayım sonra hoca konuşsun. Hemen, ben sadece soruyu soruyorum. Diyor ki yahu 6 ay diyor kredilerin diyor ertelenmesiyle alakalı tavsiye kararı alındı. Devlet diyor bunu yap diyor. Kamu bankaları söyleyecek. Bunu yapıyor. Niye özel bankalar bunu yapmıyor? Mesela özel bankaların erteleme kredileri normal şu an mevcut faizden daha yüksek. Ama üzerlerinde daha büyük borç yükü var galiba. Yani kamu bankalarının maşallah. Bence dayanışmanın ne olduğunu tam anlamamış olabilir bazı özel bankalar diye ciddi bir eleştiri geliyor ve haklılar %100 yani bununla alakalı. Şimdi bana da sabahleyin birkaç tane soru geldi, dayanamadım söyleyeyim dedim. Yani devir dayanışma devriyse bu kafada olmamak lazım. Yani. Şimdi o belki her özel banka için zor olabilir. Büyükler ama bunlar çok büyük. Likidite oranları bakımından ama yapabilecek olanları vardır. Var. Hadi 6 ay olmasın 3 ay kesinlikle erteleyebilirler. Hatta tabii iş dünyası da bunları kendi içinde konuşuyor. Bir başka öneri yakın zamanda bana böyle bir şey olsa ne dersiniz ya dedikleri. 3 ay boyunca bankalar mevduata faiz vermesinler. Zaten 3 ay boyunca kredilerde de faizleri durdursunlar. Olur. Şimdi bu dayanışma olur. Bu olur. Hiç zorlamaz da yani. Bu olur. 3 ay boyunca erteleyebilirler mi? Erteleyebilirler. O erteleme faizlerini doğru dürüst bir yere çekebilirler daha mi? Daha yüksek tabii. Çekebilirler çünkü şu anda yüksek. Bunların hepsi olabilir. Askeri hastaneler açılır mı? Zaten kapandıkları birinci günden beri açılmalı olduklarını söylüyoruz. Çünkü onun zaten bambaşka dinamikleri var. Kulağının dibinden kurşun geçerken ameliyat yapmak bütün sağlık çalışanlarımızın ne kadar kahraman olduklarını bugünkü şimdi deneyimden biliyoruz. Anlıyoruz ama kolay iş başka değil. Bir iştir. O başka bir iştir. Yani ya şurada bomba patlarken şimdi bu tür bölgelerde bulunmuş insanlar olarak bizler bunun böyle olduğunu biliyoruz. Onu da söylemek durumundayım yani. Şimdi o öyle oldu böyle herkes bayılıyor anlatmaya. Ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Kulağının dibinden kurşun geçerken ameliyat yapan adama ihtiyaç var. O bir şey. Böyle bir durumdaysa işte bakın Amerika Birleşik Devletleri bile askeri hastanelerini, seyyar hastanelerini, gemi hastanelerini devreye sokmak zorunda kalıyor. Bu bir nihayetinde herhangi bir acil durumdaki bu böyle bir acil bir durumdur, olağanüstü bir durumdur. Bu olağanüstü durumda bunlar kamunun bir backup sağlık planıdır. Bir arkadan gelen destek sağlık planıdır. Gizli bir güçtür bu. O gücü kullanabilmenin böyle imkanı. Böyle şeylere alışkındırlar. Aynen öyle. Doğru. Kriz yani. Kurşun kulağının dibinden ameliyat yapabilen adam kriz yönetiminde de ister istemez farklı bir tutuma sahip birisidir. Dolayısıyla bu önemlidir. Bu iş öyle sonradan
kolay kolay olacak bir iş değildir. İnsanın iyi niyetiyle alakalı olmayan bir iş, yani onu söyleyeyim. Yoksa bizde iyi niyetten tabii, bol bir şey yok. Ona eminim. Yani dünyanın en iyi niyetli ülkelerinden bir tanesi olabiliriz. İş niyet bağlamında değerlendirilirse. Gelelim bu rejim meselesine. İşte rejim meselesinde geliyor. Dediğim gibi insanlar, bakın gene lise örneği vereceğim. 16-17 yaşında çocuklara ben her sene soruyorum. Sosyal bilimcilik olunca araştırmacılık insanın kanında her şey fırsat gibi gözüküyor. Onlara toplum sözleşmesi kuramlarını anlatıyorum. Şimdi burada uzun uzun girmeyecek. Girmeyeceğim bunlara. Ya bir tanesi kolay isyan eden, bir tanesi asla isyan etmeyen, bir tanesi de koşullar sağlanırsa isyan mümkündür diyen 3 tane toplum sözleşmesi kuramı var. Bir kere toplum sözleşmesi kurulduktan sonra, isyan dediğim zaman da terörist bir şeyden bahsetmiyorum. Bu kuramın tabii kavramları. 16-17 yaşında bir yabancı dili ana dili şeklinde konuşabilen, öbür türlü odasından içeriye ana babasını sokmak noktasında göstereceği tırnak içinde isyan başka hiçbir şeyle kabili mukayese olmayan gençler, kendilerine kaos ne demektir, düzen ne demektir diye anlatıldığı zaman, onu yeterince amplifiye ederek boyayabilirsen zihindeki o resmi, dönüyorlar ve diyorlar ki düzen. Türkler düzen sever mesela. Tamam. Özgürlük ve düzen arasında seçim yapmak zorunda kalırsa Türkler düzen seçerler. Tabii. Düzen ister istemez bir hiyerarşi demektir. Şimdi İngilizce dünya, order değil evet, mi? Order. Aynen öyle. Ve order o hiyerarşiyle gelir. Yani bir kimin tepede olduğunu bileceksiniz. Bu eğilim, bir de insanlar böyle kriz anlarında şöyle bakmazlar. En iyi fikri kamera A söylesin, ikinci iyi fikri kamera B söylesin, üçüncü iyi fikri de Ahu söylesin, sonra Ahmet de söylesin, sonra yani Emre de söylesin falan filan. Biz ondan sonra tartışalım kardeşim, bunların içine muhtemelen bu daha sağlıklı bir yöntemdir ama normal koşullarda. Bu tür koşullarda herkes hep beraber döner Ahu'ya bakar. Lider kim? Birisi bir şey söylesin. Şimdi bu lider kim arayışı? İnsan doğasında, özellikle sosyopolitik doğasında ve sosyal psikolojisinde ve politik psikolojisinde çok tehlikeli bir eğilimdir. Çünkü bir kere her seferinde Ahu'ya dönmeye alıştın mı, bir süre sonra Ahu'ya dönmek standart prosedür haline gelir. Evet. Koşullar normale döndüğünde de ben Ahu'ya dönmeye devam ederim. Ya ne diyecek Ahu? Şimdi bu İspanya'dan gerçekten bu gerçekten zor bir ortam. Bu ortamdan çıkışta bir de üstüne insanların takibatı çok kolaylaşacak ve meşrulaştırılması da kolaylaşacak. Yani şimdi benim GPS telefonum üstünden nerede olduğumu biliyor. Biliyor tabii. İsteyen, otoriteye sahip olan. Bir süre sonra bu teknolojiler gelmiş vaziyette. Kalp atışımı bilmek isteyecek. Evet. Onu bilmek isteyecek. Bununla ilgili şu meşhur Sapiens kitabının yazarı Hariri'nin de bir yazdığı bir makale var Financial Times'ta. O da aynı şeyi söylüyor. Yani bunu meşrulaştırmak da o kadar kolay ki. Yani onu söylediği tam böyle standart oyun kitabından. Korona bitti ama mutasyona uğrayabilir. Korkuturuz. Her zaman bir şey korku. Korona bitti, mutasyona uğrayabilir. Dolayısıyla bizim hala onu ölçmemiz lazım. Bilmem ne bilmem ne olursa şöyle olur. Bak hala onları takip etmemiz lazım falan. Bu son direnişler. Şimdi bu teknolojiler de gelişiyor çılgınlar gibi. Bir şey var. Veri birikiyor bu arada. Bak, veri birikiyor ve kimler nereye yatırım yapıyorlar meselesi var bir daha. Şu anda hatırlamamız gereken bir hikaye var. Biz gene beyefendiyle beraber yatırım bankacılığı yapıyorduk o dönemlerde. Biz böyle 3-4 hayat beraber yaşamış olduğumuz için. Çok çekti. Çok çekti. Çok birbirimizden de ya. Çok çektik. Fotoğraflar çıksa ortaya evet. Diye bekliyorum o günlerimizden. Bu şey... Dünyanın en tehlikeli yerlerindeyiz. Bu dönem nerelerde gezerken ne hatıralar neyse. Şimdi bak olağanüstü hal olunca insanlar mesela bu da normal insan eğilimi. Hatıra anımsama eğilimin artıyor. Neyse bunu niye söyledim? 90'ların sonunda
Sen hatırlayacaksın. Tabii. O zaman 18 yaşındaydın ama meraklı bir gazete okuyucusuydun. O zaten hatırlar. 90'ların sonunda .com boomu patlaması vardı. Sonra yani .com hisseleri patlıyordu. Yani ben 36 milyon dolarlık emir imzaladığımı bilirim tek kalemde. Sonrası acıklı. O zaman daha büyük paraydı bir de üstelik. Evet. 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu dönem sonunda .com dışarı patlarken içeri patlayarak bitti. Evet. Ama ne oldu? Ardından para bollaşması geldi. Bu esnada .com patlarken, yani internet bazlı dijital teknolojiler, IT teknolojilerine ilişkin firmalar güm güm büyürken ve sonra içeri doğru patlarken bir takım şirketler kuruldu. Mesela kurulan şirketlerden birinin adını söyleyeyim sana, WhatsApp. Yani o krizin sonunda bugünün en büyük kazananları kuruldu. Tabii. Böyle bir sürü firma sayar. Çok fazla, daha fazla insan çalıştırılması daha fazla gerektirmeyen ama çok büyük çözümler sunan. Tamam. Şimdi burada da birileri izleme teknolojileri üzerinde var olan çok da gelişkin bir altyapı var. Bu altyapının üzerine başka yatırımlar yapıyor. Ey komplo teorisyen arkadaşım, stratejist kardeşim. Bak buradan çalış. Buradan çalış. Bu daha mantıklı. Peki sana soru. Ya bu ama çok heyecanlı. Bir aplikasyon hakikaten. Uygulama indiriyorsunuz. Ben senin yerine şifreni koydum. Bak bu şifre çok iyidir. Bunu da kaydet devam et diyor. Ya mesela evlerde millet oturduğu zaman birbirlerine eğlence için bir yeni uygulama indiriyor. Bu uygulamada adam diyor ki sana direkt ya da kadın kimse orada. Diyor ki sen hiç diyor yorulma. Bak sen bu şifreden devam et diyor. Bir de diyor işte Facebook account'undan da sana diyor. Hesabında tabii hepimizi izliyorlar arkadaş ya. Aynen. Ne halt ediyoruz. Şimdi, belki de anarşik ideoloji işler yapıyor. Eskiden öyle derlerdi. Anarşik ideoloji hatırlıyor musun? O da demirelim. Aksanıyla anarşik ideolojik işler yapıyor. Üç tane şeyim var. Sizden rica var. Onu hatırlatmak istiyorlar. Söyleyeyim hocam bitirsin. Peki. Az sürem kaldı. Gümrük çalışanlarının canı yok mu? Binlerce kişi çalışıyor gümrükte. Gümrükçüler, imancılar. Bir saygıdeğer başkanım diyor ki gümrükte bekleyen tarımsal ara malları var. Hala sağlık kurulundan haber bekliyoruz. Bunların bir an evvel işlenmesi lazım. Tarım Bakanlığı diyor ki aman abi bizi diyor hiç muhatap etmeyin. Sağlık kurulu karar versin diyor. Ay. Millet aç kalır. Haberiniz olsun. Evet gemiler açıkta bekliyor. Burada sorumluluk almak çok önemli. Bu limanda bunlar diyor bekletiliyor. Şimdi liman ücretlerini diyor haybiyeden ödüyoruz. Ne olacak? Bir de liman ücretleri diyor fahiş fiyata dönmesin ona göre. Ben uyarılarımı yapayım. Bak bugünkü durumda mesela bak çok güzel bir konu. Yani ikimiz de ayrıca başka hayatlarda şirket yönetmiş, CEO'luk yapmış insanlarız. Şu anda o demuraj ücretlerini kesinlikle yukarıdan kararla durdurmak zorundalar. Bu olmaz. Mücbir sebep uygulanması lazım. Tabii onun yolu da mücbir sebeptir zaten. Mücbir sebeptir. Bundan daha hala mücbir sebep ne olacak? Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiş. Şimdi söylediğimi tamamlayayım. Bugün birileri de bunun üzerinden gidiyorlar. Dolayısıyla o otoriter eğilimler bu teknolojilerle birleştiğinde kabus bir dünyaya uyanmamamız lazım. Uyanacağımızı düşünüyor muyum? Hayır. Evet. Ama öyle bir eğilime gireceğiz ve oradan çıkış da sıkıntılı olacak. İşte o çıkış noktasında daha kötü senaryolar gündeme gelebilir. Gelmemesi için bizlerin daha aklı başında şeylere ihtiyacımız var, yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ve bu yaklaşımlar Donald Trump, Boris Johnson gibi liderlerden de gelmeyecek. Zaten şu anda onlar da maskara oluyorlar. Yani komplo teorisyenleriyle beraber, bilim karşıtlarıyla, uzmanlık karşıtlarıyla beraber patlayan üçüncü cins... Bu üçüncü cinsle yakın ilişkiye girmeyin. Hocam bunlar, safsata siyaseti bitmiştir dersek fazla mı? Safsata siyaseti bitmiştir diyemeyiz. Bu evet bunu biz ayrıca bir konuşalım. Bir gün daha gelin. Uzun tartışırız. Söz alıyorum buradan. Bir ufacık ekleme daha. Tamam. Hakikaten bir başka önemli teknoloji de burada patlayan bu uzaktan eğitim teknolojileri ve o uzaktan eğitim teknolojilerinde ciddi bir çaba var. Herkes de kafa koyuyor, herkes vakit koyuyor. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten doyamadık. Keşke hep gelseniz böyle uzun uzun beraber bir muhabbet ederiz. Geliriz canım, niye gelmeyelim? Herkes izleyenler de çok büyük keyif almış. Veda ederken vaktim varsa sevgili reji ekibine çok teşekkürler. Yönetmenime çok teşekkürler. Tevhid Enine'yi getirmiştik ekranı hatırlayacaksınız. Vah kuzum üzüm yemeye gelin diyordu. Bakın ya ziyaretçileri varmış. Biz buradan ona bir selam yollamış olalım. Hoş buldum. Nasılsın?
olsun, iyiyiz. Başka ne? Bizim nene olunca burada olursanız hop kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. Var mı ihtiyacınız eksiğiniz? Sağ olun kuzum. Hop kuzum üzüm nerede olunca gelin bir. İhtiyaçları var mı diye sormaya gelen jandarmaları üzüm yemeye davet etti. Bu görüntüleri herkesi gülümsetti, yürek ısıttı. Biz o televizyonda ne çıkmışız? Ne mutlu sana işte teyzem. Yok kuzum ne mutlu ama. Oğlum gitti. Eskişehir'in Mihallıçık ilçesindeki Yunus Emre mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Tevhide Yalçın'la 87 yaşındaki eşi Mehmet Yalçın'ın ziyaretçileri bu kez habercilerdi. Durun yavrum soğuk su getireyim ben size. İlerleyen yaşına rağmen tarlada çalışan Tevhide nine ziyaretçi ağırladığı için çok mutlu oldu, gözyaşlarına engel olamadı. Yavrum vallahi çok sağ olun, Allah gözlerinizden öperin. Çok sağ olun abimle varıp gelene billahi hayatım derim kuzum. Ya sen üzülme öyle yap. Ağlamak yok ama öyle yapma. Ziyaretçisi habercileri de üzüm yemeye davet etti. Jandarmayı davet ettin. Üzümler olunca gelecekler jandarmada. Herkes gelsin kuzum. Ne varsa bak. Herkes vallahi billahi buyursun gelsin. Şuraya otursun. Şunu isterim ben. Koparsın, yesin, ben daha şu kadar memnun olurum. Tevhide ninenin eşi Mehmet Yalçın ise sokağa çıkma yasağının kalkmasını beklediğini söyledi. Burada beraber oturuyoruz ama ben eğer iyi olursam şu da şey kalkarsa vallahi gezineceğim. Gezineceğim. Ziyaretçilerini uğurlamaları da dokunaklıydı. Hadi kuzum sen de sağ ol. Tevhide nine şakalaşmaktan da geri durmadı. Birini televizyonlara çıkarttınız ya.